Jungle. Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün konumuz çemberin analitik incelenmesi. Konu kapak sayfamızın arkasında yine konumuzla ilgili bilmesi gereken formüller var. Evet bu formüllerden aslında birazcık bahsetmek istiyorum sizlere. Bunlardan iki şu merkezi a virgül b olup yarıçapı da r olan çemberin genel denklemi x eksi merkezin x değerinin değerini çıkartıp karesini alacağız. Yani x eksi a'nın karesi artı y eksi merkezin y koordinatını çıkartıp karesini alacağız eşittir r kare şeklinde yazacağız. Tekrar söyleyelim şurada yazarak M noktası yani merkezimiz a virgül b yarıçapımız da r olmak üzere denklem şu şekilde bulunacak. X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir. R kare şeklinde yazacağız. Diğerlerini sorular geldikçe tekrar anlatmaya gayret gösterelim. Evet arkadaşlar birinci türümüzdeyiz. Birinci türümüzde merkezi ve yarıçap bilinen çember denklemiyle başlamışız. Verilen çemberin merkezi ve yarıçapını çapını bulunuz. Evet mantık şu. Parantezin içerisindeki sayıları tek tek sıfır eşitleyeceğiz. Yani x artı 2 eşittir sıfırdan. Merkezimizin x değeri buradan eksi 2. Hemen diğer ifadeyi de sıfır eşitleyeceğiz. y eksi 5'in karesi eşittir sıfırsa yine y eksi 5 eşittir sıfırdır diyeceğiz. Yani içini sıfır eşitliyoruz. Buradan da y eşittir 5 geldi. Demek ki merkez koordinatımız buradan eksi 2'ye 5 olarak bulunur. Daha sonra sağ tarafta yarıçapın çapın karesiydi. R'nin karesi 19 olduğuna göre R buradan kök 19 bulunur. Merkezi ve yarıçapı bulunmuş oldu. Birinci sorumuza bakacak olursak bu soruda bize merkezini ve yarıçapını vermiş çemberin denklemini sormuş. Kural şu. X eksi arkadaşlar. Karesi artı. Y eksi Karesi eşittir. Yarıçapın karesi. Evet merkezimizin x değeri 3. 3 çıkartacağız. Y değeri eksi 2. Eksi 2 çıkartacağız. Bakın ne görüyorsak aynen yazıyoruz. Eşittir. Yarıçapın karesi. Kök 17'nin karesi şeklinde yazacağız. Bunları yaptıktan sonra toparlayacak olursak x eksi 3'ün karesi gelecek. Artı x eksi, eksi yan yana gelince artı olacak burası. Y artı 2'nin karesi eşittir. Kök 17'nin karesi alırken de kökten kurtaracağız. Yani 17 olacak. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan C seçeneğidir. Ve geldik ikinci sorumuza. E, A noktasından geçen merkezi çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. Merkezi demek merkezi çember e, elips hiperbol konusu falan varken orada da kullanıyorduk arkadaşlar. Merkezi elips, merkezi hiperbol. Yani merkezi demek arkadaşlar merkezi orijin olan anlamına gelecek. Şimdi burada soruyu iki türlü çözebiliriz. Birinci yolumuz şudur. Verilenlere göre öncelikli olarak denklemi yazarız. Yani x eksi sıfırın karesi artı y eksi sıfırın karesi eşittir r kare dersek. Demek ki merkezi çember x kare artı y kare eşittir R kare şeklinde bulunur. Madem ki A noktasından geçiyorsa bu denklem bu noktayı sağlamak zorunda. X yerine 2 koydum. Karesi 4. Y yerine eksi 1 koydum. Karesi 1. Eşittir R kare. Yani R kare dediğimiz değer buradan kaça eşit? 5. Burada R kare yerine 5 yazacak olursak bakın çemberimizin denklemi X kare artı Y kare eşittir. 5 diye bulunur. Peki hocam ikinci yöntemi ne diyecek olursanız kafanıza göre böyle bir şablon çizin. Bunun merkezine 0'a 0 deyin. Ve geçtiği herhangi bir noktada arkadaşlar bu noktaya da 2'ye eksi 1 deyin. Merkez noktasıyla yay üzerindeki herhangi bir noktasıki uzaklık yarıçap olacağından dolayı arkadaşlar buradan iki nokta arasındaki uzaklıktan yarıçapı bulabilirsiniz. Sayı doğrusu üzerinde 0 ile 2 arasındaki arkadaşlar uzaklık 2 birimdir. Karesini aldık 4. Sayı doğrusu üzerinde 0 ile eksi 1 arasındaki uzaklık 1 birimdir. Karesini aldık 1. Dolayısıyla yarı çapımız buradan kök 5 geldi. Merkez koordinatımız 0'a 0. Sıfır, yarı çapımız da buradan kök 5 geldi. Kurgumuz neydi? x eksi merkezin x değerini çıkart karesini al. y eksi merkezin y değerini çıkart karesini al. Eşittir yarı çapın karesini al. Burada da x eksi 0'ın karesi x kare artı buradan y kare kök 5'in karesinden de 5 gelmiş olur. Ve geldik arkadaşlar 3. sorumuza. Merkezi demişiz. 2'ye eksi 3 olup 1'e 2 noktasından geçen çemberin denklemi. Gene bir şablon çizelim. Bu çemberimizin merkez koordinatına 2'ye eksi 3 yazalım. Daha sonra çemberimizin yayı üzerindeki herhangi bir noktaya arkadaşlar bu noktadan geçtiği için A 1'e 2 yazalım. O halde 2 nokta arasındaki uzaklıktan ben gene yarı çapı bulabilirim. Yarı çap eşittir. Karekök içerisinde diyorum. Sayı doğrusu üzerinde 2 ile 1 arasındaki uzaklık 1 bir birimdir karesi 1. Sayı doğrusu üzerinde. Eksi 3 ile 2 arasındaki uzaklık 5 birindir. Karesi 25. Dolayısıyla arkadaşlar buradan R'miz kök 26 gelecek. Merkez koordinatıma hemen bakıyorum. Merkezim 2'ye eksi 3. Yarı çapımsa kök 26. O halde hemen denklemi yazıyorum. X eksi merkezin X değerini çıkartıp karesini aldım. Sonra Y eksi merkezin Y değerini çıkartıp karesini aldım. Eşittir kök 26'nın karesini aldım. Dolayısıyla Burası x eksi 2'nin karesi geldi. X eksi, eksi yan yana geldi artı oldu. Y artı 3'ün karesi oldu. Eşittir buradan arkadaşlar. 26 geldi. Yani aradığımız yanıt buradan. A seçeneğidir. Ve geldik dördüncü sorumuza. A ve B noktalarını çap kabul eden çemberin denklemi. Yani bir tane çember var. Bu çemberin bir çapı var. Çapın orta noktası merkez. Bu çapın köşe noktaları ise bize verilen eksi 3'e 2 ve arkadaşlar Eksi 9'a 10. O halde orta nokta özelliğinden x değerlerini toplayıp 2'ye bölersem merkezin x değerini bulabilirim. Eksi 3, eksi 9 da eksi 12 yapar. 2'ye bölersek eksi 6. 2 ile 10 topladık 12, 2'ye bölersek 6. Demek ki merkez koordinatını bulduk. İster buradan direkt yarı çapı bulun. İster buradan komple çapı bulup 2'ye bölün. Tamamen size kalmış. Biz direkt yarı çapı bulalım. Sayı doğrusu üzerinde. Eksi 3 ile Eksi 6 arasındaki uzaklık 3 birimdir. Karesi 9. Sayı doğrusu üzerinde 2 ile 6 arasındaki uzaklık 4 birimdir. Karesi 16 yani kök 25. O da dışarıya 5 diye çıkacak. Hemen bildiklerimizi yazalım. Merkez koordinatımız eksi 6 ya 6. Yarı çapımız 5. Bu durumda arkadaşlar hemen yazalım denklemimizi. x eksi eksi 6'nın karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir. 5'in karesi. Son toparlamalarımızı yaptığımızda burasına gelecek artı olacak. X artı 6'nın karesiyle başlayacağız. Dolayısıyla bunlar değil. Artı y eksi 6'nın karesi gelecek eşittir. 25. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan E seçeneğidir. Beşinci sorumuzdayız. Merkezi verilmiş ve doğrusuna teğet olan çemberin denklemi. Şablon çizeceğiz. Bir tane çember çiziyoruz. Bu çembere teğet olan bir doğru çiziyoruz. Çemberimizin merkez koordinatı 1 eksi 1. Hemen buradan arkadaşlar çizdiğimiz teğet doğrusu bu da çemberimizin bize yarı çapını verecek. E, doğrumuzun denklemini 3x artı 4y eksi 9 eşittir 0. Peki kuralımız neydi? Yarı çap dediğimiz uzunluk eşitti. E, burada noktanın doğru uzaklığı yapacağız. Nasıl yapıyorduk bu işi? Verilen denklemi mutlak değer içerisinde öncelikli olarak yazıyorduk. Yazdık. Daha sonradan bölü diyorduk. Kare kök içerisinde x ve y'nin önündeki katsayıların karesini alıyorduk. 3'ün karesini aldık 9. 4'ün karesini aldık 16 geldi buradan. Daha sonradan arkadaşlar x gördüğümüz yere buradan 1. Y gördüğümüz yere de eksi 1 yazarak devam ediyoruz. Buradan 3 kere 1'den 3 geldi. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4 geldi. Bir de eksi 9'umuz var. Böyle burası 25 dışarı 5 diye çıkar. Toparlayacak olursak üst taraf eksi 10. Mutlak değer dışına 10 diye çıkar. 10 bölü 5'ten de 2 olarak buluruz. Demek ki yarı çap uzunluğumuz 2 olacak. O halde hemen denklemimizi yazalım. Merkezimizin x değeri 1 olduğuna göre x'ten 1'i çıkartıp karesini aldık. Artı y eksi dedik. Merkezimizin y değeri eksi 1. Karesini aldık. Eşittir yarı çapın karesi. 2'nin karesi de 4 geldi. Yani buradan x eksi 1'in karesi ile başlayacağız. x eksi 1'in karesi olmayanları attık. Sağ taraf 4 olacak arkadaşlar. Bunu da attık. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan b seçeneğidir. Ve geldik 6. sorumuza. Merkezi 3'e 3 olup 2 ekseninde teğet olan diyor. Şimdi arkadaşlar bu nasıl mümkün ona bir bakalım. Evet 3'e 3 noktası tam olarak burada yani birinci bölgede olan bir değer. Şimdi merkezi burada olup 2 ekseninde teğet olacağına göre demek ki çemberimiz böyle bir çember olacak. Dolayısıyla merkezimizin koordinatı zaten 3'e 3. O halde ister buraya alın ister buraya alın. Dolayısıyla yarı çap uzunluğumuz buradan kaç gelecek? 3 gelecek. Dolayısıyla hemen başlayalım. X eksi 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesinden 9. Evet x eksi 3'ün ile başlamayanları direkt eksiliğin. y eksi 3'ün karesi ve sağ tarafta 9 olacak. Yani doğru yanıt b seçeneğidir. Geldik 7. sorumuza. Burada da arkadaşlar merkezi 4'e eksi 1 olup x eksenine teğet demiş. Hemen çizelim arkadaşlar. Evet şöyle x değeri 4 y değeri eksi 1 olacakmış. Şu gerçekçi uzunlukları göre çizerseniz daha iyi olur. X ekseni teğet olacakmış. Evet şu. Madem burada x ekseni teğet şuradaki mesafe biliyorsunuz zaten şuradaki mesafe eşit. Yani yarıçapımız buradan 1 gelecek. Merkezimizin koordinatı 4'e eksi 1. Yarı da buradan 1 geldi. Dolayısıyla x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 1'in karesi eşittir. Yarıçapın karesi 1. Burası da artı olduğu için x eksi 4'ün karesi ile başlıyoruz. Sonra y artı 1'in karesi. Sonra da 1 diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız yanıt c seçeneğidir. Ve arkadaşlar geldik 8. sorumuza. Evet şöyle yapalım. Burada demişiz ki verilen çemberin merkezi AB yarıçapı R ise demişiz. Toplayın demişiz. Evet bize şu hali verilen çemberin merkezini bulmak için parantez içini sıfıra eşitliyoruz. x eksi 2 eşittir sıfırdan. Merkezin x değerini 2. Diğerini 0 eşitliyoruz. Y 3 eşittir 0'dan. Merkezin y değeri 3. Bu da bizim r karemizdi. R karemiz 4 ise r'miz de buradan 2. İşte merkez koordinatı a b bu a bu b. Bu da zaten r arkadaşlar. 3'ünün toplamını sormuş. 2 artı 3 artı 2'den toplayacak olursak aramış olduğumuz yanıt buradan 7 olarak bulunmuş olur. Ve geldik hemen 6. Soru, 9. sorumuza. Evet. Verilen çemberin bu doğrusuna uzaklığı en çok kaçtır diye sormuş. Şimdi böyle bir soruyla karşı karşıya kaldıysak arkadaşlar mantık şudur. Demek ki bir tane çember var, bir tane doğru var. Bu çemberin bu doğruya en büyük uzaklığını soruyorsa ya da en küçük uzaklığı soruyorsa merkezden geçen ve doğruya dik olan şunu çizin. Eğer en kısa mesafesini soruyorsa cevap burası, en büyüğünü soruyorsa cevap burası olacak arkadaşlar. O halde yapılması gereken şu. Bu çemberin doğrusuna uzaklığı en çok dediğine göre çemberinizin merkezi içini sıfır eşitleyin. Eksi 2 içini sıfır eşitleyin arkadaşlar oradan da 1 gelecek. Sonra yarı çapımız kaça eşit? 3. Şimdi tamamını bulacağımıza göre olay şu. Buradaki mesafeyi bulduk zaten 3 artı noktanın doğruya uzaklığından şurayı bulacağız. Bulduğumuz iki değeri toplayacağız. Peki doğrumuzun denklemi neydi? 4x, 3x e, var burada. Artı 4y var. Eksi 13 eşittir 0. Noktanın doğruya uzaklığı şöyle bulunuyordu. H diyelim isterseniz ona. Verilen denkte de mutlak değer içerisinde yazıyorduk. 3x artı 4 y eksi 13 bölü karekök içerisinde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Daha sonra hangi noktanın uzaklığını arıyorsak o noktanın x değerini x gördüğümüz yere y değerini de y gördüğümüz yere yazıyoruz. 3 çarpı eksi 2'den buradan eksi 6 geldi. 4 çarpı 1'den artı 4 geldi. Eksi 13 bölü Alt taraf 25 dışarıya 5 diye çıkıyor. Toplayacak olursak üst taraf eksi 15 yapıyor. Mutlak değer dışında 15 diye çıkar. 15 bölü 5'ten de 3 olarak bulduk. Demek ki arkadaşlar şu mesafe komple 3 birimmiş. Aslında biz buradan neyi anlıyoruz? Bu doğru neymiş arkadaşlar? Yarı çapı 3 olduğuna göre buraya t etmiş ama biz bunu bilemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla mantık şu buradaki yarı çap artı şu uzaklık diyeceğiz. Burası belki 4 de gelebilirdi arkadaşlar. Hayır burası 2 bile gelebilirdi. Yani aslında şöyle içeriden de kesilmiş olabilirdi. Sonuç asla değişmezdi. En büyük uzaklığı soruyorsa yarı çap artı noktanın doğru uzaklığı toplayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla buradan da bulacağımız sonuç 3 3 daha 6 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik 10. sorumuza. Bu sorumuza da verilen çemberler arasındaki en kısa uzaklık kaçtır diye sormuşuz. Yani şöyle düşünün. İki tane çember var. Bu iki çember arasındaki en kısa mesafe sorulmuş. Tabi sizin de gördüğünüz gibi en kısa mesafe şurası. İçini sıfır eşitliyorum. Eksi 3 geliyor. Burada zaten arkadaşlar şu ifadeyi komple sıfır eşitleyebilirsiniz. Aslında yani yaptığımız şey kareli ifadeyi sıfır eşitlemek. Karesi olunca içini sıfır eşitliyorsunuz. Ama burada y kareyi sıfır eşitlerseniz y sıfırdır diyebilirsiniz. Çünkü y kare dediği şey aslında y eksi sıfırın karesi. Buradan geliyor arkadaşlar. Peki sonra ne diyeceğiz? Yine aynı mantıkla bu da x eksi sıfırın karesinden diğer çemberimizin x değeri 0. Bunu sıfıra eşitlersek y değeri de eksi 4 gelecek. Daha sonra birincinin yarı çapı buradan 1. ikincinin yarı çapı buradan 2. Sonra yapmamız gereken iki nokta arasındaki uzaklığı bulmak bulalım. Karekök içerisinde sayı doğrusu üzerinde eksi 3 ile 0 arasındaki uzaklık 3 birimdir. Karesi 9. Sayı doğrusu üzerinde 0 ile 4 arasındaki ya da eksi 4 arasındaki uzaklık 4'tür karesi 16. Kök 25 dışarıya 5 diye çıkar. Demek ki şu uzunluk komple 5 birim olacak. Toplarsak 3'ü buradaysa 2'si de burada. Demek ki iki çember arasındaki en kısa mesafemiz 2 olarak bulunmuş olur. İkinci türümüzdeyiz. Çemberin denklemi arkadaşlar. Burada şekili sorularla soruları çözeceğiz. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. Merkezimizin koordinatı belli. 3'e 1. Yarı çapımız belli buradan 5. O halde yapılması gereken x eksi merkezin x değerini çıkart karesini al. Y eksi merkezin y değerini çıkart karesini al. Eşittir yarı çapın karesini al. Hemen gelelim arkadaşlar birinci sorumuza. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. O halde iki nokta arasındaki uzaklıktan yarı çapı bulacağız. Yarı çap eşittir kare kök içerisinde x'ler arasındaki uzaklık bir birim karesini alırsak bir. Y'ler arasındaki uzaklık 3 birim karesini alırsak 9. Yani buradan kaç geldi? Kök on. Peki ben ne yapacağım buradan? Diyeceğim ki x eksi merkezin x değerini çıkartıp karesini aldım. y eksi merkezin y değerini çıkartıp karesini aldım. Eşittir yarı çapın karesi. Yani kök 10'un karesini alırsak 10. Yani buradan x eksi 2'nin karesi artı y'nin karesi eşittir. 10 olarak bulmuş oluruz. x eksi 2'nin karesiyle başlıyoruz. Bunları sildik. Sağ taraf 10 olacak. Evet bu da değil. O halde aradığımız yanıt A seçeneğidir. Ve geldik ikinci sorumuza. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. Öncelikli olarak burayı birleştirsek arkadaşlar buradan iki nokta arasındaki uzaklıktan yarıçap bulacağız. Karekök içerisinden arkadaşlar hemen x'ler arasındaki uzaklığa bakıyoruz. 2 ile 3 arasındaki uzaklık 5 birimdir. Karesi 25. Artı y'ler arasındaki uzaklığa bakıyorum. 2 birim sayı doğrusu üzerinde. Karesini alıyorum 4. Dolayısıyla ne geldi buradan? 29. O halde hemen denklemimize arkadaşlar geçelim. Denklemimiz x eksi Merkezin x değerini çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Y eksi merkezin y değerini çıkartıyorum. Karesini alıyorum. Eşittir. Yarı çapın karesini alıyorum. Kök 29'un karesi 29. Eksi eksi yan yana geldi. Artı oldu. X artı 2'nin karesiyle başlayacak. O halde x artı 2'nin karesi olmayanları elesek bile doğru yanıt direkt B seçeneğidir. Ve hemen geldik 3. sorumuza. Burada da çemberin denklemi nedir diye arkadaşlar sormuşuz. Yapılması gereken olay şu. Hemen Orta nokta özelden M'yi bulacağız. X'leri topluyoruz 8. 2'ye böldük 4. Y'leri topluyoruz 0. 2'ye böldük 0. Hemen iki nokta arasındaki uzaktan yarıçapı bulacağız. Karekök içerisinde. Sayı doğrusu üzerinde 4 ile 4 arasındaki uzaklık 0. Karesini aldık 0. Sayı doğrusu üzerinde 2 ile 0 arasındaki uzaklık 2. Karesini aldık 4. O halde kök dışına nasıl çıkar? 2. Demek ki merkezimiz 4 ile 0. yarıçapımız 2. Hemen başlıyoruz. X eksi Merkezin x değerini çıkart karesini al. Y eksi merkezin y değerini çıkart karesini al. Eşittir yarı çapın karesini al. Yani x eksi 4'ün karesi ile başlayacağız. Daha sonra y eksi 0'ın karesinden y kare olacak. Evet y kare olmuş y kare olmamış y kare olmuş. Sonra sağ tarafta arkadaşlar 4 olacak. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan c seçeneğidir. Ve geldik dördüncü sorumuza. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. Yapılması gereken hemen noktanın doğruya uzaklığından yarı çapı bulmak. R eşittir diyoruz. Bunu nasıl yapıyorduk? Verilen denklem sıfır eşitlendikten sonra mutlak değer içerisine yazılıyordu. O halde yazalım. Daha sonradan bölü kare kök içerisinde x'in katsayısının karesini al. Artı y'nin katsayısının karesini al şeklinde yapıyorduk. Son olarak yaptığımız şey hangi noktanın uzaklığını arıyorsak x ve y değerlerine bu değerleri yazıyorduk. 5 kere birden 5. Bu 0 artı 8. Bu da arkadaşlar kök 169 yapar. 13 diye çıkar. 13 bölü 13'ten yarı çapımız buradan 1 çıkmış oldu. Dolayısıyla hemen işlemimize başlayalım. X eksi merkezimizin X değerini çıkartıp karesini aldık. Y eksi merkezimizin Y değerini çıkartıp karesini aldık. Eşittir yarı çapımızın karesini aldık 1. Yani X eksi 1'in karesiyle başlayacağız. Hemen olmayanlar atıyorum. Sonra Y eksi 0'ın karesinden Y kare gelecek. Evet sonra da 1 olacak. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan E seçeneğidir. 5. sorumuzdayız. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sorulmuş. Öncelikli olarak şunu biliyorum. Burası yarı çap ve burası da arkadaşlar yarı çap. Bu durumda iki nokta arasındaki uzaklığı birbirine yapıp eşitlememiz gerekiyor. Hemen yapalım. A ile M arasındaki uzaklık, X'ler arasındaki uzaklık 2 birim. Karesini aldık 4. 1 ile A arasındaki uzaklığı bilmiyorsam birbirinden çıkartın. İster A eksi 1 deyin, isterseniz 1 eksi A deyin. Karesini alın. Biz 1 eksi A yazdık, karesini aldık. Eşittir. Sonra şu ikisini arkadaşlar alalım. X değerler arasındaki uzaklık 1 bir birim karesi 1. Bir, artı Y değerler arasındaki uzaklık bilmiyorsanız birbirinden çıkartın. A eksi eksi 2'den A artı 2 olacak karesini alın. Her iki tarafın kare kökü alındığı için buradaki kare arkadaşlar sadeleştirin. 4 artı 1 eksi A'nın karesi nasıl alınıyordu? Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı. ikincinin karesi eşittir 1 artı. Burada da yine birincinin karesi. Artı olduğu için artı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Dolayısıyla buradan karşılıklı olarak arkadaşlar ne olmuş oldu hemen yazalım. Evet burada a kare yazdık. 4a yazdık. Şurası artı 4. Hemen şuradaki 4'ümüzü düzelttikten sonra şöyle yapalım. Ee, karşılıklı olarak sadeleştirmelerimiz mesela 4'ler buradan gitti. a kareler buradan gitti. 1'ler buradan gitti. Sonra arkadaşlar ne oldu? Burada hiçbir şey kalmadı. 0 yazıyoruz. Eksi 2a ile karşıya attık. 6a. 6A eşittir 0 ise A buradan 0'dır. Demek ki arkadaşlar burası orijin noktamızmış. Sonra iki nokta arasındaki uzaklığı tekrar yapıyoruz buradan. Karekök içerisinde 2 ile 0 arasındaki uzaklık 2 birim. Karesi 4. 1 ile 0 arasındaki uzaklık 1 birimdir. Karesi 1. O halde ne yaptı? Yarıçapımız buradan kök 5 geldi. X eksi. Merkezin x değeri 0 çıkart karesini al. Y eksi. Merkezin y değeri 0 çıkart karesini al. Eşittir yarı çapın karesi yani kök 5'in karesi. X'ten 0 çıkarsa X karesi X kare. Benzer şekilde buradan Y kare eşittir kök 5'in karesinden de 5 gelecek. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan A seçeneğidir. Ve geldik 6. sorumuza. Verilenlere göre demişiz X kaçtır diye sormuşuz. Yani şuradaki iki çember arasındaki en kısa uzaklığı soruyoruz. Yapmamız gereken iki nokta arasındaki uzaklık. Kare kök içerisinde 3 ile 3 arasındaki uzaklık 6 birimdir. Karesi 36. Sayı doğrusu üzerinde eksi 4 ile 4 arasındaki uzaklık 8 birimdir. Karesi 64. Bu da kök 100 yapar. Dışarı 10 diye çıkar. Tamamın 10 olması için 4. 2 daha 6. 10 olması için buraya kaç kaldı? 4. Peki hemen geldik 7. sorumuza. Burada da merkezi 1'e 2 ve yarıçapı 4 olan çemberin x ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklığı sormuşuz. Yapılması gereken burada ne? Hemen ona bir bakalım. Çemberimizin denklemi x eksi 1'in karesi artı sonra y eksi 2'nin karesi eşittir. 4'ün karesi 16 diyeceğiz. Madem x ekseni kesecek x ekseni kestiği yerde y değeri 0'dır. Hemen arkadaşlar işlemimize devam edelim. Burada x eksi 1'in karesi burası 4 oldu karşıya atarsak 12 geldi. x eksi 1'in karesi 12 ise 2 ihtimal vardır. x 1 buradan ya artı 2 köküştür ya da x eksi 1 buradan eksi 2 köküştür. Hemen eksi 1'i karşı atıyoruz. Birinci x değerimiz 1 artı 2 kök 3. Diğer x değerimize karşı yatarsak 1 eksi 2 kök 3 gelecek. Bu iki nokta arasındaki arkadaşlar uzaklığı arıyorsak büyük sayıdan küçük sayı çıkartmamız yeterli. Bu sayı bundan daha büyük. O halde bundan bunu çıkartacak olsak birler giderler, 2 kök 3 yani ya da şöyle yazın arkadaşlar 1 artı 2 kök 3 eksi 1 eksi 2 kök 3 diyebilirsiniz uzaklığı arıyorsanız. Aynı doğru sağlıklı olduğu için, ikisi de x eksiğini kesen noktalar olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkartmanız yeterli. O halde hemen yazıyoruz. 1 artı 2 köküç, eksiği dağıttım eksi 1, eksiği dağıttım artı 2 köküç. Eksi 1'ler giderse aradığımız yanıt buradan artı 4 köküç olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Yani 8. sorumuz. Evet bu sorumuza da merkezi verilmiş ve Yarı çapı da 2 kök 5'miş arkadaşlar. Bu çemberin y ekseni kestiği noktanın koordinatları. Hemen denklemimizi yazalım. x eksi eksi 2'nin karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. Yarı çapımızın karesi yani 2 kök 5'in karesi 4 çarp 5'ten 20 gelir. Madem y ekseni kesiyoruz. Bu sefer x değerine 0 verdik. Burası 0 artı 2'nin karesinden 4 geldi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. Karşıda kim var? 20. Karşıya atıyoruz y eksi 4'ün karesi eşittir 16 geldi. İki ihtimal vardır. y eksi 4 kimin karesidir bu 4'ün ya da eksi 4'ün bu şekilde tabandaki sayıyı şu sayı kimin karesi ise ikisini de eşitliyoruz. Buradan devam edersek eksi 4'ü karşı yatarsak y buradan y 8 eksi 4'ü karşı yatarsak y buradan 0. Y değerleri 0 ya da 8 olarak bulunmuş olur. Ve geldik arkadaşlar 9. sorumuza. Bu soruda A'nın tam sayı değeri kaçtır diye sormuşuz. O halde yapılması gereken nokta evet merkezin doğru yola uzaklığı yarı çaptır. E, yarı çap uzak kaç eşit? 2 eşit. O halde hemen nasıl bulacağız buradan? 2 eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Verilen denklem mutlak değer içerisinde yazıyorduk. 3x eksi 4y artı 8 bölü kare kök içerisinde 3'ün karesi artı eksi 4'ün karesi şeklinde yazıyoruz. Sonrasında x değeri yerine arkadaşlar a, y değeri yerine de isterseniz 1 yazalım. Daha sonra burası 5 olacak ya karşıya atık işler dışarı çarptan 10 eşittir. Burada mutlak değerin içerisinde 3A var. Burası eksi 4 artı 8'den artı 4 gelecek. Demek ki mutlak değerli ifademizin sonucu arkadaşlar 10'sa 2 ihtimal vardır. Mutlak değerin içindeki sayı ya dışındaki sayı eşittir ya da içindeki sayı dışındaki sayının eksilisine eşittir. 4'ü karşıya atarsak 3A eşittir. Oradan 6 e, gelecek. A buradan 2 ya da bunu karşı yatarsak a eşittir. Bu ne olur karşı yatarsak eksi 14. Bir de 3'e bölersek eksi 14 bölü 3. Soruda bizden a'nın tam sayı değerini istemiş. Yani aradığımız yanıt buradan 2 olarak bulunmuş olur. Ve 10. sorumuza geldik. Burada verilenlere göre AB uzunluğu kaçtır diye sorulmuş. Öncelikli olarak yarı çap uzunluğumuz 7 ise hemen yarı çap arkadaşlar buraları da çizmek istiyorum. Yarı çapımız 7 birim. Sonra merkezin doğruya uzaklığını arkadaşlar şuradaki uzaklığı bulabiliriz. 0'a 0'ın şu doğru yoldan uzaklığı nasıl bulunacak? 6x-8y artı 10'u aynen yazıyorum. Kare kök içerisinde x'in kat karesi artı y'nin kat sayısının karesini alıyorum. Sonra hangi noktanın uzaklığını arıyordum? 0'a 0. Bu durumda üst taraf dışarıya 10 diye çıkar. Alt taraf zaten 10 demek ki burası kaç birimmiş? 1. Pisagor bağıntısı yapalım. 49. Eksi bunun karesi 1. 48. Kimin karesidir? 4 kök 3. Aynısını burada yapsak? 4 kök 3. AB kaçtır diye soruyor. Aradığımız yanıt 8 kök olarak bulunmuş olur. Üçüncü türümüzdeyiz. Çember denklemi ikinci seviye verilen çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. Gördüğünüz gibi merkez noktası burada orijin. Hemen yazıyoruz 0'a 0 ve buradaki yarı çap uzunluğumuzda görüldüğü gibi 2 olarak verilmiş. Dolayısıyla çemberimizin denklemi x eksi 0'ın karesi artı y eksi merkezimizin y değeri 0 karesi eşittir yarı çapın karesi. Yani buradan x'in karesi artı y'nin karesi eşittir 4 sonucunu bulmuş oluruz. Ve geldik birinci sorumuza. Birinci sorumuzda bize verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuş. Gördüğünüz gibi merkezi birleştirecek olursak burada x değeri de y değeri de 2 olarak verilmiş. Dolayısıyla merkez koordinatımız 2 2 iken yarı çapımız buradan 4 olacak arkadaşlar. Düzeltiyorum yarı çapımız buradan 2 olacak. Karesi 4 olacak. O halde çemberimizin denklemi x eksi merkezin x değerinin karesi artı. Y eksi merkezin y değerinin karesi eşittir yarıçapın karesi. Yani arkadaşlar 2'nin karesinden 4 gelecek. Sağ taraf 4 olacak. Hemen diğerlerini eleyelim. X eksi 2'nin karesi olacak. Bunları da edelim. Demek ki aradığımız yanıt D seçeneğidir. Ve geldik ikinci sorumuza. Burada da bize verilenlere göre çemberin denklemini sormuş. Hemen merkezi tt birleştirecek olursak buradaki y değeri şu uzunluğumuzdur. Yani y değerimiz kaç? 1. Bu bizim yarı çapımızı verecek. Yani merkez koordinatımız 3'e 1 olacak. Yarı çapımız da buradan 1 olacak. Yani x eksi merkezin x değerinin karesi artı y eksi merkezin y değerinin karesi eşittir. Yarı çapın karesi. Sağ taraf yani 1'in karesinden 1 olacağı için diğerlerini ediyorum x eksi 3'ün karesi başlayacak. Olmayanlara ediyorum. Sonra y eksi 1'in karesi olacak. Yani doğru yanıt buradan e seçeneğidir. Ve hemen geldik 3. sorumuza. Bu sorumuza verilenlere göre çemberin denklemini sormuş. Hemen birleştiriyorum. Buradaki mesafe bana x değerini yani 2 birim olduğunu gösteriyor. Yani merkezimiz koordinatları eksi 2 eksi 6. Yarı çap uzunluğumuz buradan 2. Sonra x'ten merkezin x değerini çıkartıp karesini alıyorum. Artı y'den Merkezin y değerini çıkartıp karesini alıyorum. Eşittir yarı çapın karesi. Eksi eksi yan yana gelince artı oluyor. x artı, e, artı 2'nin karesi artı. Burası da yine yan yana gelince artı oldu. y artı 6'nın karesi eşittir. Buradan da 4 yazıyoruz. Sağ taraf 4 olacak. Olmayanları eledim. Sonra x artı 2'nin karesi olacak. Olmayanları eledim. Demek ki aradığım yanıt buradan d seçeneğidir. Ve geldik dördüncü sorumuza. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. Öncelikli olarak hemen merkezden kirişe dikme indiriyorum. Kirişi iki eşit parçaya böler. 4 kök 5'e 4 kök 5. Daha sonra bu noktanın y değeri 1. Pisagor bağımsız yaparsak buradan. Ee, evet 8 kök 3'ün yarısı arkadaşlar. <laughs> 4 kök 3, 4 kök 3. Saat 12 geçince herhalde benim kafa duruyor. Neyse. 8 kök 3'ü 4 kök 3'e 4 kök 3 diye böldük. Y değeri buradan 1. Pisagor bağımsı yaparsak arkadaşlar 1'in karesi 1 artı 4 kök 3'ün karesi 48 toplarsak 49. O halde buraya kaç kaldı? 7. Demek ki merkezimizin koordinatı 9'a 1 ve yarı çapımız buradan 7'ye eşit. Dolayısıyla çemberimizin denklemini arkadaşlar arıyorsak x eksi merkezimizin x değerinin karesi yani x eksi 9'un karesiyle başlayacak. Olmayanları edelim. Artı y eksi 1'in karesi eşittir. Yarı çapın karesi olacak. Y eksi 1'in karesi tamam. Sağ tarafın 49 olduğu seçenek doğru yanıt E seçeneğidir. Beşinci sorumuzdayız. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir demiş. Öncelikle olarak arkadaşlar şurası 3 birimse burası da 3 birimdir. OM'yi birleştirecek olursak 3, 4, 5 üçgeninden yarıçapımız 5 geldi. Ayrıca merkezin koordinatını bulabiliriz. Orijine göre sağ tarafa doğru geldi 3 birim. Aşağıya doğru indi 4 birim olduğu için eksi 4 diyeceğiz y değerine. Sonra x eksi merkezin x değerini çıkartıp karesini aldık artı. Y eksi merkezin y değerini çıkartıp karesini aldık. Eşittir yarıçapın karesi yaptık. Eksi eksi artı oldu. X eksi 3'ün karesiyle başlıyoruz. Olmayanları ediyorum. Sonra y artı 4'ün karesiyle devam edeceğiz. Olmayanları ediyorum. Dolayısıyla doğru yanıt B seçeneğidir. Ve geldik 6. sorumuza. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. O halde burada hemen şöyle yapacağız. Komple şu uzunluğumuz 4 birim. Merkezden kirişe dikme indirdik. 2 eşit parçaya bölecek. 4'ün yarısı 2. Burası da 2. Aynı şekilde buraya da arkadaşlar dikme indiriyorum. 6'yı da 2 eşit parçaya bölüyorum. 3'e 3. Daha sonra 2'nin karşısına 2 yazıyorum arkadaşlar. Sonra buradan birleştirecek olursam. Pisagor bağımsızından 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. Toplarsak 13. O halde bu uzunluk kök 13 gelecek. Bizden çemberin denklerini istemiş arkadaşlar. O halde merkez koordinatımız... Orijine göre sağ tarafa gelmiş 3 birim. Yukarıya kadar çıkmış 2 birim. Ve yarı çapımızda buradan kök 13 birim. Dolayısıyla x eksi merkezimizin x değerinin karesi artı y eksi merkezimizin y değerinin karesi eşittir. Yarı çapın karesi. Kök 13'ün karesi de 13 gelecek. x eksi 3'ün karesi arkadaşlar başlıyoruz. Evet bunlar hep x eksi 2'nin karesi olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla görüyorsunuz buradan. x eksi 3'ün karesi olan bir tek d seçeneği var. Dolayısıyla Doğru yanıt D seçeneğidir. Ve hemen geldik 7. sorumuza. Bu soruda da verilenlere göre A'nın tam sayı değeri kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak arkadaşlar şöyle birleştirecek olursak ve böyle birleştirecek olursak o halde buraya R dersek burası da R olacak. Demek ki M noktasının koordinatı R'ye R gelecek. Dolayısıyla şurayı birleştirirsek yarıçap, burayı birleştirirsek yarıçap Yani bunlar da R'ye R olmuş olacak. Merkezimizin koordinatı kaçtı? R'ye R'ydi. İki nokta arasındaki uzaklığı arkadaşlar R'ye de eşitleyebiliriz. İkisini arkadaşlar birbirine de eşitleyebiliriz. İki nokta arasındaki uzaklığı birbirine eşitleyecek olursak A ve M noktalar arasındaki uzaklık şöyle. karekök içerisinde R eksi 4'ün karesi diyeceğiz. Sonra artı buradan da alacak olursak arkadaşlar R 5'in karesi diyeceğiz. Karekökün içerisinde yazacak bu. Eşittir diyeceğiz. Sonra şu ikisini alacağız. Karekök içerisinde bu sefer R 5'in karesi gelecek. Daha sonradan da R eksi A'nın karesi şeklinde gelecek. Dolayısıyla bu ikisi birbirini götürecek. Sonra R eksi 5'lerin karesi de arkadaşlar birbirini götürecek. Dolayısıyla buradan R eksi 4'ün karesi eşittir. R eksi A'nın karesi gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın tam sayıları buradan direkt 4 olarak bulunmuş olur. Evet devam edelim arkadaşlar. Diğer taraftan 8. sorumuza gelmiş olduk. Onu da şöyle yapalım. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuşuz. Öncelikli olarak arkadaşlar x'e buradan 0 verecek olursak y değeri kaç gelecek buradan? 6. Peki y'ye 0 verirsek buradan x değeri kaç gelecek buradan? 8. Sonra şöyle yarı çap çiziyorum. R diyorum. R diyorum. Buralarda R, R geliyor. Tamamı 6 birimse. R'si buradaysa 6 eksi R buraya. T, T olduğu için 6 eksi R buraya. Devamında tamamı 8 ise R'si buradaysa 8 eksi R buraya. 8 eksi R buraya. 6 8 10 üçgeninden komple toplarsak şurayı 6 eksi de 8 eksi r'yi toplarsak 14 eksi 2 r yapar. Eğer ona eşitse demek ki r değeri buradan 2 bulunur. R, r değeri 2 ise demek ki merkez koordinatımız sağa geldi 2 yukarıya çıktı 2. Peki zaten yarıçapımız 2. O halde buradan çemberimizin denklemi ne olacak? x eksi 2'nin karesi artı y eksi yine 2'nin karesi eşittir. Yarı çapın karesinden 4 diyeceğiz x eksi 2'nin karesi ile başlayacağız arkadaşlar. Sonra y eksi 2'nin karesi gelecek ve sağ taraf 4 olacak. Yani doğru yanıt B seçeneğidir. 9. sorumuza geldik. 9. sorumuzda verilenlere göre çemberin yarıçapı kaçtır diye sormuşuz. Evet arkadaşlar burası çemberin analitinden ziyade biraz kuvvet özelliği yapacağız. Evet kuvvetin ne olduğunu bir hatırlatalım arkadaşlar kısaca. Ondan sonra devam edelim. Şu Evet kuvvet olayımız şu arkadaşlar. Çemberde dışındaki bir noktadan çembere iki tane şöyle uzunluk çizecek olursak arkadaşlar. Buna A buna B buna C buna D derseniz çemberi ilk kestiğiniz uzaklık çarpı son kestiğiniz uzaklık A artı B eşit oluyor aynı şekilde. C çarpı C artı D. Ola ki bir tarafı teğet -t ama diğer tarafı çemberi kesiyorsa TTA A diyorsunuz buraya B buraya C. Bu sefer teğetin karesi eşittir. Yine çemberi ilk kesi çarpı son kesi şekli arkadaşlar söylüyoruz. Yani burası müfrattan çıkartılabilir. Yani çıkartılmış da olabilir. Ama tanım arkadaşlar üst tarafta verip de sorulabilir. O yüzden güzel olan bu iki soruyu harcamak istemedim. Paylaşıyorum arkadaşlar sizlerle. Verilenlere göre çemberin yarıçapı kaçtır demişiz ya. Yapmamız gereken olay şu. Çemberin dışındaki bu noktadan çemberi ilk kestim uzaklığım 2. Son kestim bu uzaklığım 6. Çemberi ilk kestiğim şu uzaklığım 3. Son kestiğim şu uzaklığımı bilmiyorum. Atıyorum buna da x diyelim. 3'e bölük 2. Demek ki tamam arkadaşlar 2'likten 4 geldi. 3 birimi buradaysa 1 birimi buraya geldi. Çizime çok takılmayın arkadaşlar. Sonra merkezden kirişe dikme indirirsem 2 eşit parçaya bölüyordu. Aynı şekilde merkezden kirişe dikme indirince 2 eşit parçaya bölüyordu. 2 ile 6'nın arası toplamda 4 birim. 2 eşit parçaya bölerse 2'ye 2 birim. Burası komple 1 bir birimdi. Yarısı ne olacak arkadaşlar? birin yarısı 0.5 0.5. Dolayısıyla 3 ile 0.5 toplarsak burası ne yaptı arkadaşlar? 3.5 yaptı. Daha sonrasından hemen şuraya çizecek olursam burada yarı çapı bulabilirim. Gelin pisagor bağımsı yapalım. 3.5 dediğimiz 7 bölü 2'dir. Karesi 49 bölü 4'tür. Artı 2'nin karesi de arkadaşlar 4'tür. Eşittir. R'nin karesi diyebiliriz. Topladık. ikisini çarptığımızda ne yapar arkadaşlar? Şöyle yapalım. 4 kere 4 16 artı 49'dan 65 bölü 4 eşittir r kare. Dolayısıyla r değeri buradan kök 65 bölü 2 olarak bulunur. Yani doğru yanıt c seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar bu kuvvet özelliğini kullanıp 10. sorumuzu çözmeye çalışalım. Bakınız buradan şu uzunluğu kaç birim? 2 birim. Tamamını bilmiyorum arkadaşlar. Peki başka neler yapacağım buradan? Şuradan dikme indiriyorum. Buradan dikme indiriyorum. Bu indirdiğim dikme burayı keşt parçaya bölüyor. Daha sonra y değerim burası 4. 90, 90, 90. Burada bir dikdörtgen var. O halde bu dörtse bu da 4. Az önce ne söylemiştim arkadaşlar. Teğetin karesi yani 16 eşittir. Çemberi ilk kestiğim yer çarpı tamamı diye söyleyebiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar ne gelecek buradan? 2 çarpı evet tamamı buradan B gelecek. 2 çarpı B. Yani burada hocam kuvvet yapmadan da bunu bulabilir mi derseniz arkadaşlar. O zaman da şöyle düşünmeniz lazım. Burası 2 birim ya. Şuraya arkadaşlar birleştirirsiniz buradan. Yarı çap çizersiniz. Evet. Bir deneyelim bakalım. Çıkacak mı? Yani kuvveti bilmeden de bu soruyu bulabilir miyiz? Hemen birlikte bir bakalım isterseniz. Şurası yarıçap netice itibariyle R dersek burada arkadaşlar R diyebiliriz. Şimdi tamamı R ise R olması için ikisi buradaysa bakın buraya ne kaldı? R 2 kaldı gördüğünüz gibi. 5 versek 5, 4, 3. Evet gördüğünüz gibi sağlıyor. Demek ki kuvveti yapmadan da bu yöntemle sorumuzu çözebiliriz. O halde R'ye 5 diyorum arkadaşlar. Burası ne oldu? 5'ten 2 çıktı. Burası 3, burası da 3. A dediğimiz yer neresiydi arkadaşlar? Merkezin x değeri. Görüyorsunuz buraya kadar komple kaç birim geldik? 5. Yani A değeri buradan 5. Peki B değeri toplarsak 2, 5 ve 8. B değeri de 8. İkisini toplamı soruyorsa aradığımız yanıt buradan 13 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E seçeneğidir. Dördüncü türümüzdeyiz. Verilenlere göre OM uzunluğu 6 ise demiş. Yani şurası 6 birimse çemberin denklemi nedir diye sormuş. X eşittir 4 doğrusu olmasından ötürü arkadaşlar. Şurası 4 birimdir. Pisagor bağıntısı yaparsak buradan yarı çapı bulabiliriz. O halde 4'ün karesi 16 artı R'nin karesi eşittir. 6'nın karesi 36'dan buradan R'nin karesi eşittir. Karşı yatarsak 20. R yarı çapımız buradan 2 kök 5 olarak bulunur. O halde merkez koordinatımıza bakalım. Merkezimiz sağ tarafa doğru geldi 4. Aşağı doğru indi eksi R olacak. R'si de 2 kök 5 olduğuna göre e, merkezimizin Y değeri eksi 2 kök 5. Yarı çapımız zaten 2 kök 5'ti. O halde verilenlere göre denklemimiz ne olacak? X eksi merkezin X değerinin karesi artı. Y eksi merkezin Y değerinin karesi eşittir. R kare 2 kök 5'in karesi 20. Burası artı olursa aramış olduğumuz çember denklemini bulmuş oluruz. Peki birinci soruya bakacak olursak merkezi x artı y eksi 4 eşittir 0 doğrusu üzerine olup birinci bölgede her iki eksene teğet olan çemberin denklemi. Şimdi arkadaşlar burada bir tane şablon çizelim ve buna benzer soruları birazdan göreceğiz. Onları arkadaşlar direkt yorumlamış olalım. Çemberimiz birinci bölgede iki eksenli teğet ise yarı çapı r olmak üzere arkadaşlar birinci bölgede olduğu için ne olacak? Bunu istiyorsanız m1 diyelim. O halde M1 R'ye R olacak. Peki arkadaşlar çemberimiz ikinci bölgede eksenlere teğetse yarı çapı yine R R olmak üzere. Bu sefer sol tarafa geldiği için burada M2 diyelim merkezine isterseniz. O halde M2'miz ne olacak? Sol tarafa gitti eksi R ve yukarıya doğru gitti arkadaşlar artı R. Yani ikinci bölgede iki eksene teğetse merkez koordinatımız eksi R'ye artı R ye geliyor. Peki üçüncü bölgede her iki eksene teğetse arkadaşlar Evet, o zaman da şöyle söylüyoruz. Rye R olduğu için buna da M3 diyecek olursak, bu sefer e, orijine göre sol tarafa geldi, eksi R, aşağı doğru geldi, eksi R. Demek 3. Bölgede e, iki ekseni TSE arkadaşlar, merkezimiz eksi R'ye, eksi R gelecek. Peki 4. Bölgede 2 iki T etse bu sefer ne gelecek arkadaşlar? Bunu da merkezine M4 diyecek olursak, e, x değeri sağ tarafa geldiği için artı R, aşağı indiği için eksi R olacak. Şimdi bunun birçok soru var burada. 3 tane soru olması lazım bu türde. Hemen çözelim. Şimdi birinci bölgede her iki ekseni teğet dediğine göre arkadaşlar o halde olayımız şu olacak. Dolayısıyla merkezimizin koordinatları R yere. Zaten buradaki R aynı zamanda bir de neye eşittir arkadaşlar? Yarı çapı eşittir. Diyor ki merkez bunun üzerinde. Dolayısıyla merkezin üzerinde olduğu doğru veriliyor arkadaşlar. Şu noktanın bunu sağlaması lazım. X ve Y görünümüzde R yazarsak R artı R eksi 4 eşittir sıfırdan. Buradan 2 R eşittir 4. R eşittir 2. Yani merkez koordinatım. Evet X değeri de Y değeri de X'de ne olacak arkadaşlar? R yani 2'ye 2. 2. Yarı çapımız buradan zaten 2. O halde ne olacak arkadaşlar? X eksi 2'nin karesi ile başlayacağız. Şunlar direkt gidiyorlar. Sonra Y eksi 2'nin karesi gelecek. Evet ikisi de duruyor. Sonra R kareden 4 olacak. Yani doğru yanıt buradan A seçeneğidir. Ve ikinci sorumuza bakalım. Bakınız burada ikinci bölgede her iki eksenin teğetse. Yani direkt şunu kullanacağız. Diyeceğiz ki merkezimiz eksi R'ye R. Yarı çapımız arkadaşlar kesinlikle R olacak. Merkezinin üzerinde bulunduğu doğrunun denklemini aynen yazın. Sonra gelin bu noktayı yani X gördüğünüz yere eksi R. Y gördüğünüz yere arkadaşlar artı R yazmak suretiyle yarı çapı bulabilirsiniz. Buradan eksi R geldi. Eksi 2 çarpı R'den eksi 2 R geldi. Artı 6 eşittir 0. Şunu karşıya atacak olursak, 3 r eşittir 6, r eşittir 2. Zaten arkadaşlar, r negatif buluyorsanız yanlış bir şey yapmışsınızdır demektir. İşlemimizi kontrol edersiniz. Çünkü biz direkt noktaları koordinata göre yazdığımız için r'nin kesinlikle pozitif çıkması lazım. Şimdi r gördüğümüz yere 2 yazarsak merkez koordinatımız eksi 2, 2. Yarıçapımız da arkadaşlar 2 olarak gelecek. Dolayısıyla çember denklemimiz x eksi merkezimizin x değerinin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Yarı çapın karesinden 4. Yani x artı 2'nin karesi ile başlıyoruz arkadaşlar. Ve sonra y eksi 2'nin karesi devam edeceğiz. Dolayısıyla doğru yanıt buradan b seçeneğidir. Ve geldik 3. sorumuza. Bu sorumuzda merkezi birinci bölgede ve x eşittir 2 doğrusu üzerinde olup x eksenine uzaklığı 1 olan çember orijinal geçtiğine göre demiş. Yani bu yaptıklarımızla alakası yok. Hemen bir koordinat sistemi çizmeye çalışıyorum. Öncelikli olarak ee, x eşittir 2 doğrusunu arkadaşlar çizmek istiyorum sizler için. Bu çizmiş olduğum x ve y eksenleri olmak üzere hemen gösterelim şöyle. x eşittir 2 doğrusu da şunun gibi bir şey arkadaşlar. Sonra diyor ki x ekseni uzaklığı 1 olacak ve birinci bölgede olacak. Yani arkadaşlar bizim merkezimiz birinci bölgede ve x ekseni olan uzaklığı x ekseni burada olduğu için arkadaşlar şurası 1 olacak. Benim merkezim burada ve neymiş arkadaşlar bu çember orijinden geçiyormuş. Yani benim merkezim burada ve çemberim orijinden geçmek zorunda. Dolayısıyla orijini M noktasına birleştirecek olursam burası arkadaşlar benim yarı çapımı verecek. Sonuçta x eşittir 2 doğrusu dediğine göre burası 2 birim. 1 bir burada 2 burada Pisagor bağıntısından 4 1 daha 5 yarı çapım kök 5 oldu. Demek ki merkez koordinatım orijine göre sağ tarafa geldi 2 yukarıya kadar çıktı 1 ve yarı çapımda arkadaşlar kök 5'e eşit. O halde x eksi merkezin x değerinin karesi artı y eksi merkezin y değerinin karesi eşittir. yarıçapın karesi yani x eksi 2'nin karesi ile başlıyoruz. Sonra y eksi 1'in karesine devam ediyoruz. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan B seçeneğidir. Ve geldik dördüncü sorumuza. Bu sorumuzda merkezi y eşittir 4 doğrusu üzerinde ve x ekseni teğet olan çemberin merkezi birinci bölgedir demiş. Dolayısıyla arkadaşlar hemen şöyle bir şey çizelim. Ve Y eşittir 4 doğrusunu arkadaşlar çizmeye çalışalım. Bu da Y eşittir 4 doğrusu olsun. Ve diyor ki e, merkezi birinci bölgede yani burada bir yerde ve x eksenine teğet. Atıyorum mesela burada bir yerde olsun arkadaşlar. Çemberim x eksenine teğet. Artık kesiyor mu kesmiyor mu çok önemli değil. Ama şunu söyleyebilirim. x eksenine teğet olduğu için şu merkezin Y değeri aslında benim neyimi veriyor arkadaşlar? Kesinlikle yarı çapımı veriyor. Yani şurada buranın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca çemberin orijine uzaklığı en fazla 9 ise demiş arkadaşlar. Bunun da mantığı şudur. Buradan ve çemberin merkezine arkadaşlar geçirdiğimiz doğru. Orijinden ve çemberin merkezine tekrar diyoruz. Niye orijinden geçiriyoruz? Çünkü orijinin bu çembere uzaklığı merkezden geçen şurasıdır. Yani tamamından bahsediyor. En fazla 9 diyor. E, yarı çapı 4 bulduğumuza göre bakın burası 4. Demek ki arkadaşlar en fazla 9 olması için buraya kaç kaldı? 5. 5 var 4 var buraya kaç birim kaldı? 3. Buradan şunu anlayabilirim. Yarı çapım 4 olduğuna göre aslında bu çember kesiyormuş ama çok da önemli değil. Bu şekilde de çizseniz direkt buradan merkeziniz ne oluyor? Sağ tarafa doğru geldiniz 3, yukarıya kadar çıktınız 4. Yani dediğim gibi bu çizim aslında orijinalinde şöyle geçiyormuş, şöyle teğet geliyormuş falan çok önemli değil. Siz burada yaptığınız şekilde de arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ve yarı çapımız kaçtı buradan? 4. O halde x eksi 3'ün karesi artı x eksi 3'te başlamayanlar direkt silin arkadaşlar. Sonra y eksi 4'ün karesine devam edeceğiz. Hala ayrım yapamadık. Eşittir yarı çapın karesinden 16. Dolayısıyla aradığımız yanıt A seçeneğidir. Beşinci sorumuzdayız. Verilenlere göre çemberin denklemi nedir diye sormuş. Öncelikli olarak y eşittir x doğrusunun 45-45 derece olarak böldüğünü biliyorum. Peki daha sonra ne biliyorum arkadaşlar? Buradan dikme indirdiğim zaman şurası benim yarı çapım r desem, burası da r desem şu uzunluk komple gelecek arkadaşlar? R kök 2. O halde şuraya kaç birim kalacak? R. Buradan aşağı doğru dikme indirmiş olsam peki ne olacak? E, onu da şöyle söyleyebiliriz. 90 derecenin gördüğü yer bakınız. R kökü artı R geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Onu da şöyle söyleyebiliriz isterseniz. Burada A noktasından dikme indirdiğinizde X değerimiz. Yani şuradaki kısmı görüyor musunuz? 4 artı 2 kökü öyle değil mi? X değerimiz şurası. O halde 90 45 45 üçgeninden 45 derecenin gördüğü yer buysa. 90 derecenin gördüğü yani şuradaki R artı R kök ki yazdığım yerde şu sayının nesi olacak? 45 bunu görüyorsa 90 şuradaki sayının kök 2 katını görecek. Bunun kök 2 katı 4 kök ki bunun kök 2 katı da 4'tür. Dolayısıyla şöyle birebir eşleme yaptığınızda R'nin buradan 4 olması gerektiği görülür. Çünkü R 4 olsun ki 4 artı 4 kök ki aynı sonuç çıksın. Demek ki arkadaşlar R değerimiz kaçmış? 4. Merkezimiz orijine göre R birim sağ, R birim yukarı çıkmış. Demek ki merkezimizde 4'e 4. O halde çemberimizin denklemi x eksi merkezimizin x değerinin karesi yani x eksi 4'ün karesi ile başlayacak. Olmayanları eleyelim. Zaten direkt buradan e D seçeneği çıktı. Devam etsekti zaten. Artı y eksi 4'ün karesi eşittir. Yarı çapın karesinden de sonucu teyit etmiş olurduk. Ve geldik 6. sorumuza. Evet. Merkezi verilmiş. Bunun üzerine olup 3. bölgede her iki eksene teğet. Bir önceki sayfada söylemiştik birinci bölgede her iki ekseni teğet merkezimizin koordinatları r y r. İkinci bölgede her iki ekseni teğet x'ler negatif olduğu için eksi r y r. Üçüncü bölgede ikisi de negatif olduğu için eksi r y r. Dördüncü bölgede teğet olduğu zaman x'ler pozitif, y'ler negatif olduğu için r y r. Bizim burada arkadaşlar çemberimiz üçüncü bölgede her iki ekseni teğet o halde merkez koordinatımız eksi r y eksi r ve da zaten r'ye eşit olacak ve merkezimizin geçtiği doğru bize verilmiş. X artı Y artı 2 eşittir 0 ve noktalarımızı yani merkezimizin denklemde yerine yazacağız. X yerine de eksi R yazacağım. Y yerine de eksi R yazacağım. Toplarsam buradan eksi 2 R artı R 2 gelecek eşittir 0. Yer değiştirsek 2 eşittir 2 R'den R re değeri buradan 1 gelecek. Demek ki merkezimizin koordinatları R yerine 1 verirsek eksi 1'e eksi 1. Yarı çapımız zaten 1. Bu bilgiler ışığında x eksi merkezimizin x değerini çıkart karesini al. y eksi merkezimizin y değerini çıkart karesini al. Eşittir yarı çapın karesi. Bunlar da yan yana gelince artı oluyorlardı. x artı 1'in karesiyle başlıyoruz. Dolayısıyla zaten sadece b seçeneğinde var. Ve geldik 7. sorumuza. Merkezi bu doğrusu üzerinde olup bir saniye yutkunmam gerekti. Evet merkezi bu doğrusu üzerinde olup 2'ye 0 ve eksi 3'e 1 noktalarından geçen çemberin merkezinin ordinatını sormuş arkadaşlar. Bir tane çember çiziniz lütfen. Bu çemberimiz kesinlikle neymiş? A 2'ye 0 ve arkadaşlar B eksi 3'e 1 noktalarından geçiyormuş. O halde şu yorum yapabilirim. Merkezi bunlara birleştirdiğimde eşit olmak zorunda. Peki merkezle ilgili nasıl bir yorum yapacağım? Merkezim şu doğru üzerinde diyor ya. O halde şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, burada Merkezimizin üzerinde olduğu denklemi öncelikli olarak bir yazalım. Kafamıza göre merkezimizin x değerini diyelim ki a olsun. Şimdi buna a verirsek y'yi bulacağız. a artı 1 eşittir karşı atarsak y. Demek ki merkezimizin y değeri de a artı 1 gelecek. O halde iki nokta arasındaki uzaklığı birbirine arkadaşlar eşitleyerek buradan a'yı bulacağım. Daha sonra benden bunun ordinatını istiyor. a artı 1'i bulacağım. O halde hemen işlemlerime koyulabilirim. İki nokta arasındaki uzaklık formülünden karekök içerisinde a ile 2 arasındaki uzaklık a eksi 2'dir. Karesini aldım. a artı 1 ile 0 arasındaki uzaklık a artı 1'dir. Karesini aldım. Eşittir diyorum. Sonra şu ikisine bakacağım. Karekök içerisinde a ile eksi 3 arasındaki uzaklık birbirinden çıkaracağız. a eksi eksi 3'ten a artı 3 gelecek. Karesini aldım. a artı 1'den 1'i çıkarttık a. Karesini aldım. Daha sonra arkadaşlar hemen burada karekökleri götürüyorum. Bunların karesini açtığım takdirde ne gelecek? A kare eksi 4 A artı 4. Artı bunun karesini açarsam A kare artı 2 A artı 1. Eşit gelecek şunu yazıyorum. A kare artı 6 A artı 9 artı buradan da A kare gelecek. O halde hemen buradan gidenleri sadeleştirelim. A kare A kare var. Burada da iki tane kare var. Gitti. Daha sonra mesela bakıyorum başka buradan direkt giden bir şey var mı? Yok. Şu sol tarafta ne kaldı? e, toparlayacak olursak şu ikisini eksi 2 iki a kalır. Şu ikisini toparlayacak olursak artı 5 kalır. Peki sağ tarafta ne kaldı? 6 a artı 9. Eksi 2 a buraya geldi. 8 a oldu. 9 buraya geldi. Eksi 4. Her iki tarafı 8'e bölecek olursak demek ki aradığımız a yanıtı buradan eksi 1 bölü 2. Hemen işaretlemiyoruz tabii ki. Çünkü y değerini istemişti bizden. E, merkezin y değeri yani ordinatı. O halde a artı 1 arıyoruz. O halde eksi 1 bölü 2 arkadaşlar bir de 1 e ekleyeceğiz buradan. O halde aradığımız yanıt eksi 1 bölü 2 değil artı 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 8. sorumuza. Çok sevdiğim tarzda bir sorudur arkadaşlar. Vermişiz e, burada bir tane bir şekil grafik. Burada demişiz ki y eşittir 5 ve y eşittir 1'e teğet olan çemberler vermişiz. Bu çizilen çemberlerden merkeze şu doğrusu üzerinde olanın merkezin apsisi kaçtır demişiz. Bunu ben size şablon diye çizdim. Aslında soru böyle değil arkadaşlar bunun bir altındaki gibi sorudur ama burada anlamanız gereken şu. Eğer ki bizim çember, çemberimiz y eşittir 1 ve y eşittir 5'e teğetse zaten bu arada sıkışmak zorunda. Burada yapacağınız ilk yorum şu. Çapınızı buradan belirleyebilirsiniz. 5 ile 1 arasındaki uzaklık 4 birim olduğuna göre çapımız 4, yarıçapımız 2. Bununla başlayabilirsiniz. Peki ben size desem ki arkadaşlar bunun merkezi burada mıdır? Hayır dersiniz. Burada mıdır? Hayır dersiniz. Peki desem ki tam olarak bunun ortasında mıdır? Herkes evet diyecek şu anda. Dolayısıyla arkadaşlar burası 4 birim diye 2 birim burası 2 birim burası. İsterseniz 1'den 2 birim yukarı çıkın. İsterseniz 5'ten 2 birim aşağı inin. İsterseniz orta nokta özelliğinden şu ikisini toplayıp 2'ye bölün. Toplayın 6 2'ye bölün 3. Demek ki arkadaşlar merkezimizin y'sini olmak zorunda. 6'nın yarısından 3 olmak zorunda. Şimdi ben merkezimin x değerini belki bilmiyorum ama kesinlikle merkezimin y değerini biliyorum. y değeri 3 olmak zorunda. Ayrıca merkez bu doğru üzerinde olduğuna göre bu noktayı sağlamak zorunda. x yerine x yazarsam yine 3x olur. y yerine 3 yazarsam eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6 olur. Bir de burada artı 9'umuz var eşittir 0. Sonra burayı toparlarsak 3x artı 3 eşittir 0. Karşıya atarsak 3x eşittir eksi 3. Ve x değeri buradan eksi 1 gelir. Merkezin apsisini yani x değerini arıyordu. Biz de sonucu eksi 1 olarak bulmuş olduk. Ve arkadaşlar geldik bunun daha orijinal olan soru tipine. O da şu. Y eşittir 2 ve y eşittir eksi 4 doğrularına teğet olup demiş arkadaşlar. Hemen aynı mantıkla yani şablonuzu bu şekilde çizdiğinizde bir kere aralarındaki uzaklık kaç birim arkadaşlar? 6 birim. O halde çapımız 6 ise yarı çapımız 3 diyebiliriz. Peki ikisinin tam ortasında hangi doğru var? Toplayın ikisini eksi 2. 2'ye bölün eksi 1. Demek ki merkezinizin y değeri kesinlikle eksi 1. Yani merkezinizin x'ini bilmiyorsunuz ama y'sini buradan biliyorsunuz diyebiliriz. Peki bu çemberin merkezi bu doğru üzerinde ise bu noktayı yerine yazıyorum. Yani x gördüğüm yere x yazıyorum. 2x. Y gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Artı 1. Artı 5 eşittir 0. 2x artı 6 eşittir 0. 6'yı karşıya atıyorum. 2x eşittir. Eksi 6. Dolayısıyla x eşittir buradan ne geldi? Eksi 3 geldi. O halde hemen çemberimin merkez koordinatını yazıyorum. X değerini eksi 3 buldum. Y değeri zaten eksi 1'di. Yarı çapım zaten 3'tü. Bu bilgiler ışığında arkadaşlar. X eksi eksi 3'ün karesi artı. Y eksi eksi 1'in karesi eşittir. 3'ün karesinden 9. Burası ne oldu? Artı. Burası ne oldu? Artı. X artı 3'ün karesiyle başlayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar da yok. O halde aradığımız yanıt E seçeneğidir. Ve geldik 10. sorumuza. Yine benzer şekilde arkadaşlar sorulmuş. Çizimi yapılabilir de alanım kısıtlı diye yapmayacağım arkadaşlar. Şu birincisi x eşittir eksi 3 doğrusu. İkincisi x eşittir 7 doğrusu ya. Hemen şuradan bakmanızı istiyorum. Bu ikisi arasındaki uzaklık 10 birim. Her ikisine teğet olacaksa arkadaşlar bizim çemberimiz çapımız 10 olacak. Dolayısıyla yarı çapımız 5 olacak. İkisini toplayıp ikiye bölerseniz bakın üsttekinde ikisi de arkadaşlar y eşittirdi. Toplayıp ikiye de ben de y eşittir yazdım. Bu sefer ikisi de x doğrusu ya. Bu sefer toplayıp ikiye bölünce gene x doğrusu yazacağım. Topladım 4, ikiye böldüm 2. Demek ki merkezimin x değeri tam ikisinin ortasındaki x eşittir 2 doğrusu olacak. Yani merkezim x değeri 2 ama y değerini bilmiyorum. Ama merkezimizin bu doğru üzerinde olduğunu bildiğim için bu doğru denkleminde x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 kere 2'den 4. Y gördüğüm yere Y yazıyorum. Eksi Y eksi 5 eşittir 0. Eksi Y'yi karşı atıyorum. 4'ten de 5 çıktı. Eksi 1. Eksi 1 eşittir Y geldi. Demek ki merkez koordinatım X değeri 2 idi. Y değerini eksi 1 bulduk. Ve yarı çapımız da 5'ti arkadaşlar. O halde çemberimizin denklemi X eksi 2'nin karesi artı Y eksi merkezimizin Y değerinin karesi eşittir. 5'in karesi 25. X eksi 2'nin karesiyle başlayacağız. Hemen şıklarımıza gelik, sonra y artı birin karesi olacak, o da gitti demek ki doğru yanıt buradan e seçeneğidir. Beşinci türdeyiz, tam kare yapma birinci seviye. Örnek verilen çember ile aynı merkezde olup 3'e 3 noktasından geçen çemberin denklemi nedir diye sormuş. Bunu arkadaşlar çarpanları ayırma konusunda çok sık kullanacağız. E, tam kare yapma olayımız şu. Öncelikle olarak xli olanları isterseniz yan yana alın. X'in karesi artı 2x Devamında y'li olanları yan yana alın. Artı y'nin karesi eksi 6y. Nihayetinde artı 1 var. Eşittir 0. Tam kare yapma olayı şu. Hangi ifadenin karesini aldığımızda x kare artı 2x gibi bir ifade gelir. x kareden x'i şuradaki x'in katsayısı var ya arkadaşlar. İşaretiyle beraber katsayısının yarısını alacaksınız. Yani x artı 1'in karesi diyeceksiniz. Çünkü bu ifadenin karesinde birincinin karesi artı Birinci ile ikinci iki katından şu ifadeyi yakalıyorsunuz. Artı diyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuradaki y kare eksi 6 y'ye bakıyorsunuz. y kareden y'yi eksi 6 y'den kat sayısının yarısını alıyorsunuz. Yani eksi 3'ü karesini diyorsunuz. Sonra buradaki artı 1'i yazıyorsunuz. Burada yapılması gereken son bir işlem daha var. O da şudur. Bunun açılımı hani x kare artı birinci ikinci çarpı 2 e, iki katı 2 x ya. Bir de burada ikincinin karesi var. Siz bunu burada fazladan eklediniz. Bu sayının karesini çıkartıyorsunuz. Aynı şekilde buradaki sayının da karesini çıkartacağız. Yani y kare okey. Birinci ile ikinci çarpımın eksi iki katı okey. Bir de ikincinin karesi var. Artı ikincinin karesi diyorsunuz. Yani burası artı da olsa, eksi de olsa ikincinin karesini her türlü eklediğiniz için burada arkadaşlar ne yapıyorsunuz? bu sayıları buradan çıkartmak zorundasınız. O yüzden bu hale getirdiğimizde tam kare yaptığımızda ikinci sayıların karesini artı mı eksi mi olduğuna bakmaksızın e, karelerini çıkartıyoruz. Sonra x artı 1'in karesi artı burası y eksi 3'ün karesi şunlar gitsin arkadaşlar. Bunu karşılarsak eşittir 9. Bakınız bir çember denklemi elde ettik. E, parantez işlerini arkadaşlar sıfıra eşitecek olursak x değeri buradan eksi 1 Burayı 0 eşitlersek y değer 3. Demek ki arkadaşlar merkezi eksi 1'e 3'müş ve aynı merkezde olup 3'e 3 noktasından geçen diyorsa bir tane çemberimiz var. Bu çemberimizin merkezi eksi 1'e 3 ve geçtiği bir noktada arkadaşlar 3'e 3'müş. Sonra 2 noktadaki uzaklıktan yarı çapı bulabiliriz. R eşittir. karekök içerisinde sayı doğrusu üzerinde eksi 1 ile 3 arasındaki uzaklık 4. Karesi 16. 3 ile 3 arasında uzaklık yok. Karesi 0. Dolayısıyla bu dışarıya 4 diye çıkacak. Son olarak arkadaşlar yapılması gereken burada merkezimiz ve yarıçapımız belli ise çemberimizin denklemi x eksi merkezimizin x değerinin karesini alıyoruz. Artı y eksi merkezimizin y değerini alıp karesini alıyoruz. Eşittir yarıçapın karesini alıyoruz. Yani ne gelecek? x artı 1 kare artı y eksi 3 kare eşittir 16 gelecek. Hemen gelelim birinci ifademize. Verilen ifadenin alacağı en küçük değer kaçtır diye sormuş. Bu da arkadaşlar çarpanlar ayırma konusunda karşımıza gelecek ifadelerden bir tanesi. Tam kare yapmaya alıştırmaya çalışıyorum size. Bakınız x kareden x'i alacaksınız. Eksi 2 x'ten kas sayısının yarısını yani eksi 1 arkadaşlar alıp karesini alacaksınız. Sonra artı diyorsunuz. Hemen farklı bir renkle yapalım. Y kareden y'yi alacaksınız. Artı 4 y'den katsayısının sayısının yarısını alacaksınız. Karesini alacaksınız. Sonra Sağda kaç görüyorsanız aynısını yazacaksınız. Sonra ikinci yazdığınız şu sayının karesini çıkartacaksınız. Burada eksi artı olmasının bir önemi yok. 1'in karesi 1'dir. Eksi 1 diyoruz. 2'nin karesi 4'tür. Eksi 4 diyoruz. Sonra arkadaşlar son toparlanmış hali. X eksi 1'in karesi artı. Y artı 2'nin karesi eşittir. Burayı da toparlarsak kaç gelecek arkadaşlar? 19 geldi. Evet şu arada artı işareti var. 19 geldi. Bizden ne istemiş? Bu ifadenin alabileceği en küçük değer. Arkadaşlar bir sayının karesi en az kaç olabilir sorusunun cevabı? Tabii ki sıfır olabilir. Bunlara sıfır verirsek demek ki bu işlemin sonucu en az olsa olsa 19 olabiliyormuş. Ve geldik ikinci sorumuza. Şimdi verilen ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır? Bu aslında çok da şeyle alakalı değil. Yani hani çember denklemi belirten bir durum değil. Bu şekilde de tam kare yapmayı öğretmek için paylaştım sizlerle. Bakınız bu sefer 4x kare artı 4x var. Bu sefer ne yapacağız? 4x kare kimin karesidir? 2x'in karesidir. Şimdi birinci ile ikincinin çarpımının iki katının 4x olması için zaten bunun iki katı 4x o zaman ikinciye artı 1 diyeceğiz. Kontrol edelim. Birincinin karesi var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x yapar. O da var. Tamam bitti. Artı diyoruz arkadaşlar. Hemen geldik diğer ifadeye. 9y kare kimin karesi? 3y'nin. Bakalım artı 12y olması için. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir kere birincinin iki katı 6y, 12y'yi bulmak için ikincinin de artı 2 olması lazım arkadaşlar. Kontrol edelim. Birincinin karesi 9y kare var. Birinci ile ikincinin çarpımı 6y, iki katı 12y var. Demek ki doğru gidiyoruz. Sonra arkadaşlar buradaki hemen artı 10'u aynen yazıyorum. Sonra ne söylemiştik? Şu ikinci sayıların karesini çıkartıyoruz. Birin karesi, evet bir çıkarttık. İkinin karesi 4, yine çıkarttık. Sonra bu ifadeyi yazıyoruz. 2x artı 1'in karesi artı 3y artı 2'nin karesi. Ee, bir de burada artımız var arkadaşlar. Kaç yapar? 10'dan 5 çıktı. 5. Yine demiş ki bu ifadenin alabileceği en küçük değer bir sayının karesi arkadaşlar en az 0 olabilir. O halde bu ifadenin alabileceği en küçük değer de 5 olarak bulunmuş olur. Şimdi gelelim konumuzla alakalı sorulara. Verilen çemberin merkezi nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Buradan x kareden x'i alıyorum. Eksi 8 x'ten kas sayısının yarısını alıyorum. Eksi 4 karesi diyorum. Artı y kareden arkadaşlar yine y'yi alıyorum. Sonra eksi 6 y'den arkadaşlar kas sayısının yarısını eksi 3 e alıyorum. Karesi. Aslında işleme devam edebilirim ama işim bittiği için devam etmeyeceğim. Çemberin merkezini sor arkadaşlar. Merkez dediğimiz şey içini sıfır yapan değerler. Yani içini kim sıfır yapıyor? Burada arkadaşlar x eksi 4 sıfırsa x değeri 4. y eksi 3 sıfırsa y değeri 3 olacak. Yani aradığımız yanıt 4'e 3 olarak bulunmuş olacak. Ve geldik dördüncü sorumuza. Verilen çemberin yarı çapı kaçtır diye sormuş. Yine tam kare yapacağız. x kareden x aldık. Eksi 2 xten kas sayısının yarısını aldık. Eksi 1 karesi dedik. Artı hemen devam ediyoruz. y kareden y'yi aldık. Artı 2y'den kas sayısının yarısını artı 1 aldık karesi. Devam ediyorum. Buradaki eksi 1'i aynen yazdım. 1'in e, karesi 1. Onu çıkartıyorum. Yine 1'in karesi 1. Onu da çıkartıyorum. Eşittir 0. En son toparlanmış hali çember denklemin x eksi 1'in karesi artı y artı 1'in karesi eşittir 3. Bizden ne istemişti? Yarı çapı. Sağ taraftaki sayı r kare eşit olduğuna göre r kare eşittir 3 diyeceğiz. Dolayısıyla r de buradan köküç olarak bulunmuş olur. Altıncı türümüzdeyiz. Tam kare yapma ikinci seviye. Verilen çemberin orijine en uzak noktasının apsisi kaçtır diye sormuşuz. Öncelikle tam kare yapalım. X kareden x'i aldık. Eksi 6 xten eksi 3 aldık arkadaşlar. Kat sayısının yarısını alıyoruz. Karesi artı. Y kareden y'yi aldık. Artı 6 y'den kat sayısının yarısı olan 3'ü aldık. Karesi artı 14'ü aynen yazıyoruz. Daha sonra eklediğimiz sayıları arkadaşlar çıkartacağız. 3'ün karesi 9'u çıkarttık. 3'ün karesi 9'u çıkarttık. Eşittir 0 diyecek olursak buradan x eksi 3'ün karesi artı y artı 3'ün karesi. Burası ne yapacak? Eksi 4. Karşı yatarsak artı 4. Demek ki merkezimiz 0 eşitlersek 3, 0 eşitlersek eksi 3 ve yarı çapımızda r kare 4 olduğuna göre r'si 2 olarak bulunur. Daha sonra arkadaşlar hemen koordinat sistemini çizmek istiyorum. Şöyle çizdik arkadaşlar x değerimiz merkezimizin 3 ve y değerimiz arkadaşlar o da eksi -3'e eşit. O halde merkezimiz burada ve yarıçapımız 2 birim. Burası 3 birim, burası da 3 birim olduğu için demek ki çemberimiz arkadaşlar ne yapmıyor? Eksenleri kesmiyor. Yani şurası 2 birim, burası 2 birim yarıçapımızdan dolayı. Bizden ne istemiş? Orijine en uzak noktasının apsisi kaçtır diye sormuş. Dolayısıyla bunu buradan çizeceğiz arkadaşlar tam olarak şu noktanın apsini arıyoruz. Peki nasıl bulacağız? Buradaki uzunluk yarı çap olduğu için 2 birim. Burası 3. Burası 3. Şekil bir arkadaşlar şurada kare olduğu için şu uzunluk komple kaç gelecek? 3 2 birim gelecek. Burası kaç birim? 3. Peki hemen buradan aşağı doğru bir dikme çekmiş olsak arkadaşlar. Şöyle yapsak. 90'ın gördüğü yer komple 3 kök 2 artı 2 olduğuna göre 45'in gördüğü yer bana lazım olan yer burası. Yani 3 kök 2 iki artı 2'nin kök 2'ye bölünmüş hali. 3 kök 2'yi kök 2'ye bölersek 3 gelecek. 2'yi kök 2'ye bölersek de kök 2 gelecek. Demek ki şu mesafenin tamamı arkadaşlar 3 artı kök 2 olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuza bakacak olursak. Bu soruda verilen çemberinin demiş hiç başlamadan tam kare yapalım. X kareden X'i aldık. Eksi 4 xten kas sayısının yarısını arkadaşlar. Eksi 2 aldık karesini aldık. Devam ediyorum. Y kareden Y'yi aldım artı 2 eden de arkadaşlar artı 1 aldım. Kas sayısının yarısı. E, sonra artı diyorum 1'i yazdım. 2'nin karesi 4'ü çıkardım. 1'in karesi 1'i çıkardım. Eşittir 0. Toparlanmış hali ne olacak buradan? x eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi eşittir. 4'ü karşı atıyoruz. Dolayısıyla merkezimiz buradan bakacak olursak 2'ye 0'a eşitliyorum. Eksi 1. R karemiz 4 ise R'miz 2. Bu çemberin üzerindeki bir noktanın bu doğrusuna uzaklığı en çok kaçtır demiş. Demek ki bir tane çember var. Bir tane doğru var. Bu çemberin üzerinde bu doğruya en uzak olan nokta arkadaşlar tam tamına şurasıdır. Çemberimin merkezi belli. 2'ye eksi 1. Yarı çapın belli 2. Burası da dik olacak. Uzaklığı en çok kaçtır dediğine göre arkadaşlar olayım şu. Yarı çapa noktanın doğruya olan uzaklığı arkadaşlar ekleyeceğim. Şu mesafe 1 çıkabilir. 3 çıkabilir, 5 çıkabilir, 2 de çıkabilir. Yani belki de bu doğru gerçekten bunu kesiyordur. Sonuç değişmez. Her zaman nasıl buluyormuş bunlar? Yarı çap artı merkezin doğruya olan uzaklığı şeklinde. Bunu lütfen karıştırmayın. Ben çünkü kafamı göre çizdim. Belki de bu bunu böyle kesiyordu. O halde yani böyle olmuş olsa arkadaşlar sonuç değişir mi? Bakınız yine yarı çap artı noktanın doğruya uzaklığını alacağımız için sonuç değişmez. O halde aradığımız yanıt 2 artı şuradaki mesafeyi nasıl buluyoruz? buradaki mesafe h diyelim isterseniz. h eşittir. Noktanın doğruya uzaklığı bulunurken doğru denklem öncelikli olarak sıfır eşitleniyordu. Zaten sıfır eşit. Sonra mutlak değer içerisinde yazıyorduk. 3x 4y bölü kare kök içerisinde x'in katsayısının karesi artı y'nin katsayısının karesi. Daha sonrasında hangi noktanın buna uzaklığını arıyorsak onu yerine yazıyorduk. x yerine 2 yazdık. y yerine de eksi 1 yazdık. 3 kere 2'den 6 Eksi 4 çarpı eksi 1'den artı 4 geldi. 25 de kök olarak dışarı 5 diye çıktı. 10 bölü 5'ten de 2 geldi. Demek ki şu uzunluk komple 2 birimmiş. O halde en uzak uzaklığı arkadaşlar en büyük uzaklığı 2 artı 2'den aradığımız yanıt 4 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt C seçeneğidir. Ve geldik ikinci sorumuza. Burada da çemberlerin merkezler arasındaki uzaklığı sormuş arkadaşlar. Hemen bulalım onu da. Şuradan x eksi 2'nin karesini bulduk. Artı arkadaşlar şuradan da y eksi 2'nin karesini bulduk. Daha sonra arkadaşlar devam etmemize gerek yok. İkinci çemberimizi tam kare yapalım. Buradan da x artı 2'nin karesini bulduk. Artı şuradan da y artı 1'in karesini bulduk. Devamını yazmaya gerek yok. O halde birinci merkezim buradan alacak olursam 0 eşledim 2. 0 eşledim 2. İkinci merkezimi alacak olursam 0 eşledim eksi 2. 0 eşledim eksi 1. Dolayısıyla merkezler arasındaki uzaklığı arıyorsam eğer x değerler arasındaki uzaklık 4 birimdir. Karesi 16. Y değerler arasındaki uzaklık 3 birimdir. Karesi 9. Kök 25 dışarıya 5 diye çıkmış olur. Ve geldik 3. sorumuza. Bu sorumuzda arkadaşlar verilen çemberler arasındaki uzaklık en fazla kaçtır demiş. Yani bizden istediği olay şu. 2 tane çemberin merkezinde bulunan arkadaşlar. Merkezlerinden geçen doğruyu da çizin. Daha sonra bu çizgileri şuraya kadar uzatın. En kısa mesafe dediği yer burasıdır. En büyük mesafe dediği yerde arkadaşlar burasıdır. O halde hemen çemberlerimizin merkezlerini ve yarıçaplarını bulalım. Bunu tam kare yaparsak buradan ne gelecek arkadaşlar? x-2'nin karesi artı. Şuradan direkt y kare gelecek. Daha sonra artı 3'ü yazıyoruz. Ve son olarak da buradaki 2'nin karesi 4'ü çıkartıyoruz. 0 eşitlersek... Şunu karşıya atarsak ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. Demek ki yarı çapımız 1'miş. Burası da 1, burası da 1. Daha sonra arkadaşlar, e, hatta şurasını yazmaya da gerek yok. E, merkezimiz 0 eşitlersek 2, bunu 0 eşitlersek y değeri de 0 gelecek. Peki sonra ne yapacağız? İkinci çemberimize geçeceğiz. Hemen ona bir bakalım. Bu da arkadaşlar x'in karesi var. Artı şu ikisini tam kare yaparsak y artı 2'nin karesi. Eksi 5'i yazıyoruz. Sonra şu sayının karesi olan 4'ü çıkartıp 0 eşitliyoruz. Eksi 5 ile eksi 4'ü karşı atarsak 9. Demek ki R karesi 9 olduğuna göre ikinci çemberimizin yarı çapı da 3 olarak bulunacak. Peki merkezi ne? 0 eşitlersek 0. Şunu 0 eşitlersek eksi 2. Yani burada iki çember arasındaki en büyük uzaklığı soruyorsa arkadaşlar tamamını alacağımız için bunun yarı çapı artı bunun yarı çapı Artı bir de merkezler arasındaki uzaklığı bulacağız. Belki de arkadaşlar çemberlerimiz kesişiyor. O yüzden arkadaşlar sonucun yanlış olmaması için ikisini de yarı çapın alıp bir de merkezler arasındaki uzaklığı alacağız. Dolayısıyla arkadaşlar 1 artı 3'ten 4 gelecek artı merkezler arasındaki uzaklığa bakalım. Karekök içerisinde 2 ile 0 arasındaki uzaklık 2 karesi 4. 0 ile eksi 2 arasındaki uzaklık 2 karesi 4. Kök 8 ile dışarıya 2 kök 2 diye arkadaşlar çıkar. Demek ki aradığımız yanıt 4 artı 2 kök 2 olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E seçeneğidir. Ve arkadaşlar geldik 4. sorumuza. E bu doğru bu çemberi A ve B noktalarını kesiyor diyorsa hemen şöyle bir şablon oluşturun arkadaşlar. Bir tane çember çizin bir tane de doğru çizin bu doğrunuz çemberinizi A ve B noktalarına kessin. Sonra bizden AB uzunluğunu istesin. Peki nasıl yapacağız bunu hemen bakalım. Bu çemberimizi tam kare yapalım. Buradan x kare geliyor. Buradan da y eksi 3'ün karesi geliyor. Sonra eksi 91 yazdım. Burada bir sayı eklemedik. Burada 3'ün karesi 9'u eklediğimiz için eksi 9 eşittir 0. Önce merkez koordinatı 0 eşitliyorum. 0, 0 eşitliyorum. 3. Daha sonra bunları karşıya attığımızda sağ tarafta 100 oluyor. R karemiz 100 ise R'miz 10'a eşit olacak. Evet bunları da yapalım. Sonra arkadaşlar noktanın doğruya uzaklığı formülünden burayı bulacağım. Çünkü tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Burayı da arkadaşlar Pisagor'dan aradığımız sonucu bulacağız. Peki noktanın doğruya uzaklığı nasıl bulunuyordu? Verilen doğru denklemini mutlak değer içerisinde yazıyorduk. Daha sonra arkadaşlar bölü karekök içerisinde x'in katsayısının karesi y'nin kas sayısının karesi yapıyorduk. Peki sonra ne olacak arkadaşlar? X gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere 3 yazarsam burası 0. 24 artı 36 ne yapar arkadaşlar? 60 yapacak ve sonra da burası da 10 diye çıkacak. Demek ki 6 geldi. O halde 6, 8, 10 üçgenleri. Demek ki AB uzunluğu komple bakacak olursak 16 olarak bulunmuş olur. Beşinci sorumuzdayız. Verilen doğru çemberine teğet ise m'nin en büyük değeri kaçtır diye sormuş. Böyle bir soruda bir tane çember çizin sembolik olarak arkadaşlar. Biraz daha çembere benzeyebilir. Evet doğru denklemini sıfır eşitlememiz lazım. Dolayısıyla y'yi de karşıya atarsak 2x eksi y eksi m eşittir sıfır olacak. Daha sonrasında hemen çemberimizin merkezini ve yarı çapını bulacağız. Tam kare yapalım. Buradan ne gelecek? x eksi 3'ün karesi artı. Şu ikisini alırsak y eksi 4'ün karesi artı 20'yi yazıyorum. Sonra bunların karesini çıkartıyorum. Eksi 9 eksi 16. Eşittir sıfır yaparsak ne geldi buradan? x eksi 3'ün karesi artı y eksi 4'ün karesi eksi 5'i de karşı yatarsak artı 5 olarak geçecek. Demek ki çemberimizin arkadaşlar merkez koordinatı 0 eşitlecek olursak 3'e 4 ve yarı çapımızda buradan r karesi 5'e r'si kök 5 gelecek. Bize demiş ki bu doğru bu çembere teğet oluyorsa dediğine göre arkadaşlar noktanın doğruya olan uzaklığının ne olması lazım? Kök 5 eşit olması lazım. O halde kök 5 eşittir diyorum. Noktanın doğruya uzaklığı bulunurken nasıl yapıyorduk? Verilen doğru denklemin öncelikle mutlak değer içerisinde yazıyorduk. Ondan sonra arkadaşlar bölü karekök içerisinde x'in kat karesi, y'nin kat eksi 1'in karesi şeklinde yazıyorduk. Ve sonra da hangi noktanın uzaklığını arıyorsak x ve y gördüğümüz yerlere o değerleri yazıyorduk. Kök 5'i karşıya atarsak kök 5 ile kök 5 çarptık 5 eşittir. Mutlak değer içerisinde 3 kere 2 6. Eksi 4'ten 2. 2 eksi m kaldı. 2 eksi m 5 ise 2 ihtimal vardır. 2 eksi m ya 5'e eşittir ya da eksi 5'e eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan yer değiştirirsek ilkinden m'yi eksi 3 ikincisinden de m'yi 7 buluruz. Bizden istediği m'nin büyük değeri arkadaşlar. Demek ki aradığımız yanıt 7 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 6. sorumuza. Bu sefer bu doğru bu çemberini iki farklı noktada kesiyorsa diyor arkadaşlar. Evet bakalım bir tane doğru var. Çemberi iki farklı noktaya kesiyorsa hemen doğrumuzun denklemini yazalım. X eksi Y artı M eşittir. 0. Çemberimizin de dilerseniz denklemini arkadaşlar bulalım. Bu da ne olacak? X eksi 3'ün karesi gelecek buradan. Daha sonra Y'li ifade direkt Y kareyi yazıyoruz. Sonra artı 1'i yazdık. Sonra da 3'ün karesi 9'u çıkardık. Eşittir 0. Toparlanmış olursa x eksi 3'ün karesi artı y'nin karesi eşittir karşı yatarsam 8 gelecek. R kare 8 arkadaşlar. Demek ki R'si ne olacak? 2 kök 2. Yani burayı çizersek bu uzunluklar arkadaşlar 2 kök 2 olarak bulunacak. Peki sonra ne yapacağız? Merkez koordinatım 0 eşit diyorum 3. 0 eşit diyorum 0. Dolayısıyla noktanın doğruya olan şu uzaklığı var ya. Kesinlikle ne olmak zorunda arkadaşlar? Şuradan daha küçük olmak zorunda. Çünkü hipotenüs daha büyüktür. O halde 3'e 0'ın buna olan uzaklığına bakalım. Mutlak değer içerisinde yazıyoruz arkadaşlar. x eksi y artı m bölü kare kök içerisinde arkadaşlar. Evet kat sayısı 1 karesi 1. Kat sayısı eksi 1 karesi 1. Sonra hangi nokta arıyorduk? x'e 3 y'ye 0 verdiğimiz değer. Dolayısıyla burasına geldi. 3 artı m bölü kök 2. Yani şu uzunluğu arkadaşlar 3 artı m bölü kök 2 yazdığınızı varsayın. Şimdi şu görüntüde nasıl bir yorum yapabilirsiniz? Tabii ki 2 kök 2'nin bundan daha uzun olması lazım. O halde şöyle küçüktür. 2 kök 2 diyebilirsiniz. Sonra arkadaşlar içler dışlar çarpım yaparsınız. Burada 3 artı m küçüktür. Kök 2 ile 2 kök 2 çarparsak 4 yapar arkadaşlar. Daha sonra ne diyor? m'nin en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Mesela burada 1 verseniz sağlamaz. 0 verseniz sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla aradığımız en büyük tam sayı değeri sıfır olarak bulunmuş olur. Ve geldik 7. sorumuza. Bu sefer bu doğru çemberini kesmediğine göre diyor. Yani bir çember var, bir doğru var. Doğru çemberi kesmiyor. Dolayısıyla noktanın doğruya olan uzaklığı bu sefer ne olacak? Yarı çaptan daha büyük olmak zorunda. Doğrumun denklemini yazıyorum. x artı y eksi m eşittir 0. Denklemi hemen tam kare yapıyorum buradan x eksi 1'in karesi gelecek. Şuradan y eksi 2'nin karesi gelecek. Daha sonra artı 3'ü yazdık. 1'in karesi 1'i çıkardık. 2'nin karesi 4'ü çıkardık. Ve 0'a eşitledik. Yani şunları 0'a eşitleyecek olursak merkezimizin x değerinin 1, merkezimizin y değerinin 2 olduğunu görüyoruz. Sonra da şuraya karşı tarafa arkadaşlar atacak olursak ne yapar? Eksi 5, eksi 2 karşı yatarsak artı 2'den demek ki arkadaşlar burası kök 2 birim olarak geldi. Çünkü eşitliğin sağ tarafı 2 olduğuna göre bu da r kare olduğuna göre demek ki yarı çapı kök 2 olacak. O halde noktanın doğruya olan şu uzaklığı kök 2'den daha büyüktür diyeceğiz. Peki nasıl buluyorduk noktanın doğruya uzaklığını? Verilen bu ifadeyi mutlak değer içerisinde yazıyorduk. x artı y eksi m bölü kare içerisinde x'in katsayısı 1 karesi 1. Y'nin katsayısı 1 karesi 1. Sonra x gördüğümüz yere arkadaşlar 1. Y gördüğümüz yeri de 2 yazıyoruz. Dolayısıyla mutlak değer içerisinde 3-m bölü kök 2 geliyor. Yani şu uzunluğun tamamı mutlak değer içerisinde 3-m bölü kök 2. E gördüğünüz gibi burası çemberi kesmediğine göre kök 2'den daha büyük olacak. O halde yazalım. 3-m bölü kök 2 ifadesi kök 2'den büyükse içler dışlardan karşıya atalım. Mutlak değer 3-m büyüktür. 2'dir diyeceğiz arkadaşlar. M'nin en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır diye sormuş arkadaşlar. 0 versek sağlıyor ama 0 pozitif olmadığı için gitti. Evet 2 versek burası 1 olur. Sağlamaz. 5 versek arkadaşlar. 3'ten 5 çıktığına geldi. Eksi 2 mutlak değer dışında arkadaşlar 2 diye çıkar. O da 2'den büyük olmadığı için gitti. Ama 6 verdiğimizde bu şarj sağlanır. Doğru yanıt buradan D seçeneğidir. 8. sorumuzdayız. Verilen çemberin yarıçapı 6 ise M'nin pozitif değeri kaçtır diye sormuşuz. Öncelikli olarak yine bunu arkadaşlar tam kare yapmaya çalışalım. X kareden X'i aldık. Artı MX'den kat sayısı olan M'nin yarısını aldık arkadaşlar. Sonra karesini aldık. Artı diyoruz. Y'li ifade tek başına olduğu için yazıyoruz. Artı 4'ü yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada eklediğimiz sayı M bölü 2. Bunun karesi M kare bölü 4'tür. Onu çıkartacağız. Eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Sağ tarafta sıfır yazıyor. Bunu yazdık. Peki sonra bunu topardığımız takdirde x artı m bölü 2'nin karesi artı y'nin karesi eşittir. Bunları karşı tarafa atarsak m kare bölü 4 eksi 4 gelecek. İşte şu sağ tarafımız bizim r kare dediğimiz değer. Eğer yarı çapımız 6 ise o zaman r karemiz 36 olacak. Dolayısıyla bu sayı 36 eşit olacak. Eksi 4'ü karşıya attığımızda m kare bölü 4 eşittir buradan 40. 4'e karşılayacak olursak M kare buradan 160. M değeri buradan artı eksi. Ne gelecek arkadaşlar? 4 kök 10. Bizden pozitif değerini istemiş. Dolayısıyla aradığımız yanıt E seçeneğidir. Ve geldik arkadaşlar 9. sorumuza. Bu sorumuzda çemberleri dıştan teğet ve demiş. Öncelikle dıştan teğet çizelim arkadaşlar. 2 tane çember çizdik. Bunlar dıştan teğet olsunlar. Sonra merkezlerini şöyle çizelim çemberlerin merkezleri teğet noktadan doğrusal birleşir. Ve demiş ki merkezler arasındaki uzaklık 3 kök 2 ise demiş. Bakalım bunlar ne ifade ediyorlar? Anlamaya çalışalım. Evet. Öncelikle birinci çemberin merkezini arkadaşlar bulmaya çalışacağım. Bunun için ne yapmam lazım? Tam kare yapmam lazım. Buradan x kareden x'i artı 2 m x'ten kas olan 2 m'nin yarısı m'nin karesini aldım. Artı dediğim buradan y'nin karesi. Sonra artı n'yi yazıyorum. Ve arkadaşlar şu içerisinde yazdığım sayı m'nin karesini çıkaracağım Yani eksi m kare eşittir 0 şeklinde arkadaşlar yazacağız. Bu durumda birincinin arkadaşlar merkezi x değeri sıfır eşit dersek eksi m. Y değeri de arkadaşlar buradan zaten sıfır eşit. Peki şu ikisini karşı tarafa atacak olursak m kare eksi n kalacak. Demek ki yarı çapımızın karesi bu olduğuna göre şuradaki mesafemiz karekök içerisinde m kare eksi n gelecek. Hemen gelelim diğer çemberimize. Bu çemberimizi tam kare yaparsak buradan. X kareden X'i aldım. E, zaten X kare alacak mısınız? Çünkü bu Y'li bir ifade. Y kareden de Y'yi aldım. Eksi 2 M Y'den de kas sayısının yarısı olan eksi M'yi aldım. Sonra karesini aldım. Artı buradaki sayıyı yazıyorum. Burada çıkartacağımız bir şey yok. Burada M var. M'nin karesini çıkarttık. Eşittir 0. Dolayısıyla bunun e, merkezin x değeri 0 eşitlersek 0. Bunun merkezinin arkadaşlar y değerine gelecek şuradan. E, sıfır eşit dersek şu ifade y eşittir m. O halde merkez koordinatımız sıfıra m geldi. Ayrıca şunu karşı tarafa atarsak m kare eksi 7 yapar. Bu bizim yarı çapımızın karesi ise yarı çapımız buradan m kare eksi 7 olarak gelir. Şimdi buradan bildiğimiz iki şeyden birincisi şu. M'ler arasındaki arkadaşlar uzaklık yani merkez arasındaki uzaklık bize 3 kökü olarak verilmişti ya. O halde şöyle diyelim. Eksi m'ye 0 ve 0'a m noktaları arasındaki uzaklığımız 3 kök 2. Nasıl buluyorduk? Karekök içerisinde hemen bakalım buradan. Eksi m ile 0 arasındaki uzaklık m birimdir. Karesi m kare. 0 m arasındaki uzaklık m birimdir. O da m kare arkadaşlar. 3 kök 2 eşit. İki tarafına karesini alsak 2 tane m'nin karesi eşittir. Bu da 18 yapacak. Sadeleştirsek 9. Demek ki m kare dediğimiz değer 9. O halde Aynı uzaklık dediğimiz bakın merkez arasındaki uzaklığı görüyorsunuz değil mi? Buraya kaç demiştik? 3 kök 2. Bir de bunu şuradan gidin. M kare gördüğünüz yere 9 yazın. Yani şurası o zaman ne olacak? Kare kök içerisinde 9 eksi ne? Hemen şuraya da bakın arkadaşlar. 9 yazdığınızda 9'dan 7 çıktı. Burası ne geldi? Kök 2 geldi. Bakınız komple 3 kök 2 olan ifadeniz kök 2 artı 9 eksi ne oldu? O halde yazıyoruz. 3 kök 2 eşittir. Kök içerisinde 9 eksi ne artı kök 2. Kök 2'yi karşı atarsak 2 kök 2 eşittir 9 eksi ne? Her iki tarafın karesini aldım 8, karesini aldım 9 eksi ne? Demek ki aradığım ne değeri buradan? Artı 1 olarak bulunmuş olur. Ve geldik 10. sorumuza. Burada verilen çemberi y eksenine teğet ve merkezi x eşittir 2 doğrusu üzerinde olduğuna göre n kaçtır diye sormuş. Öncelikli olarak bir tam kare yapalım bunu ifadeyi. x kareden x'i aldım. 2 mx'ten kas sayısının yarısı olan artı m'yi aldım karesini aldım. y kareden y'yi aldım artı 4 m'den 4 4M, m'ye y'den kas sayısının yarısını aldım karesi artı n'yi yazıyorum. Sonra m'nin karesini çıkarttım ve 2 m'nin karesi 4 m kareye çıkarttım eşittir 0. Devam edelim arkadaşlar buradan x artı m'nin karesi artı y artı 2 m'nin karesi eşittir. Karşı tarafa atarsak 5 tane m'nin karesi eksi N şeklinde arkadaşlar yazacağız. Ne demiş? Merkezi x eşittir 2 doğrusu üzerinde ise. Yani merkezin arkadaşlar x değeri kaça eşitmiş? 2 eşitmiş. Biz nasıl bulduk x değerini arkadaşlar? Şu ifadeyi 0 eşitleyerek. Yani x artı m eşittir 0 yaptığımızda x eşittir buradan ne geliyor? Eksi m. İşte bunun 2 olduğunu söylüyor. Demek ki buradan m değerimiz eksi 2 olacak. Hemen m gördüğümüz üzere eksi 2 yazarak ifademizi tekrar yazalım. x eksi 2'nin karesi artı y eksi şey verdiğimiz arkadaşlar eksi 2 verdiğimizde burası eksi 4 yapıyor karesi eşittir. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 5 20. Burası 20 eksi neye gelecek arkadaşlar? Peki ne demişiz bu çemberimiz için? Y eksenine teğet demişiz. Peki arkadaşlar bakalım. Merkezimiz x değeri 2, y değerimiz 4 olacak şekilde arkadaşlar şöyle yazalım. Merkezimiz burada ve y eksenine teğet. Y eksenine teğet olması için arkadaşlar şurasının bizim yarı çapımız olması lazım. Yani yarı çapımızın 2 olması lazım. Dolayısıyla R'mizin karesine eşit olduğu için burası 2'nin karesinden 4'e eşit olacak. 20 eksi N eşittir 4 ise aradığımız N yanıtı buradan 16 olarak bulunmuş olur. 7. türümüzdeyiz. Teğet ve normal denklemleri örnek verilen çemberine üzerindeki bu noktadan çizilen teğet ve normal denklemlerini bulunuz demiş arkadaşlar. Bir tane çember çizmenizi istiyorum. Ve bu çembere bir teğet doğrusu çizmenizi istiyorum. Normal demek merkezden geleceksiniz ve tam olarak teğet olduğunuz noktadan dikme geleceksiniz. Bu demektir arkadaşlar. Hemen çemberimizin merkezini yazalım. İçini sıfır eşitledik. 3. içini sıfır eşitledik. Eksi 4. Bunlarda yarı çaplı işimiz yoktur arkadaşlar. Peki çemberimizin üzerindeki noktamıza da A4'e eksi 1 diyoruz arkadaşlar. Evet noktamız 4'e eksi 1. Şimdi bu iki noktadan bulacağınız eğim şu normalinizin eğimi oluyor. Tekrar söylüyorum. Aynı doğrultu üzerinde olduğu için normalinizin eğimi merkeziniz ve çemberin üzerindeki noktadan bulabilirsiniz. O halde y'ler farkı eksi 1 eksi eksi 4'ten artı 3 x'ler farkı 4 eksi 3'ten de 1 gelecek. Demek ki arkadaşlar normalimizin eğimi 3'e eşittir. Teğetle normal her zaman birbirine dik olduğu için arkadaşlar teğetin eğimi ise bunu ters çevirip işaret değiştireceksiniz. Yani 1 bölü 3 işaret değiştirsek eksi 1 bölü 3. Sonra e, noktamız belli. A 4'e eksi 1 noktası. Eğer normalin e, denklemini bulacaksak bu eğimi. Teğetin denklemini bulacaksak da bu eğimi kullanıyoruz. O halde arkadaşlar hemen yapalım. Ne gelecek buradan? Y eksi Y sıfır dediğimiz yani noktamızın Y değeri eksi 1 eşittir. Şu anda teğetin denklemini bulalım. O halde teğetin eğimini kullanacağız. Eksi 1 bölü 3 çarpı x eksi 4. Eğer ki normalimizin denklemini bulacak olsaydık y eksi 1 eşittir. Bu sefer normalimizin eğimi olan 3'ü kullanacaktık. Sonra x eksi 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyler aynı. Bir tek eğimleri farklı. Size burada çok çılgın bir özellik daha vereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok çok pratik. Teğetin denklemi bulunurken bunları yapmaya hiç gerek olmadan şöyle bir yöntem daha var arkadaşlar. Evet şuradaki ifadeyi görüyorsunuz. x eksi 3 çarpı x eksi 3 diye yazıyorsunuz. Bakın karesi olan ifadeyi böyle yazıyorsunuz. Artı şu ifadeyi de y artı 4 çarpı y artı 4 diye yazıyorsun. Eşittir 10 yapıyorsun. Tek yaptığın şey kareli olan ifadeleri çarpım durumunda yazıyorsun. Hangi noktadan teğet çizecektik? 4'e eksi 1 mi? Bir tane x yerine 4 yazıyorsun. Bunda bir tane y yerine yazıyorsun. Şimdi bakın burada iki tane x var ama bir tanesinin yerine yazıyoruz. 4'ten 3 çıktı 1. 1 ile x eksi 3'ü çarparsak x eksi 3. Eksi 1 artı 4 daha 3 dağıtırsak 3y artı 12. Eğer toparlayacak olursak buradan ne gelecek? X var. Artı 3y var. Buradan da artı 9 var. Bakın ne kadar basit çıktı. Hiç şu işlemleri yapmaya da gerek olmadan pratik bir şekilde bulabiliyoruz. Birinci sorumuzda bu çemberine üzerindeki bu noktadan çizilen teğetin denklemi demiş ya. Tam olarak aradığımız şey. Hemen şu ifadeyi x çarpı x diye yaz. y çarpı y diye yaz. Eşittir 17. Ne yapıyorsun? Bir tane x gördüğün yere 1 yazacaksın. Bir tane y gördüğün yere de 4 yazacaksın. Dolayısıyla denklemin x artı 4y eşittir 17 olarak bulunmuş olacak. Ve geldik ikinci sorumuza. Burada da bu çembere üzerindeki bu noktasından çizilen normalin denklemini sormuş. Eğer normalin denklemini soruyorsa hemen çember çiz bir tane. Çemberinin merkezi 0 eşitle 0, 0 eşitle 0. Üzerindeki sıfıra bir noktasını da arkadaşlar kafanıza göre bir yerde alın. Şurada alın A noktasını sıfıra bir diye. Sonra buradan teğetinizi çizin ve buradan normalinizi çizin arkadaşlar görüyorsunuz. O halde bu sizin normal doğrunuz. Hemen buradan arkadaşlar eğimi bulacağız. Eğim y'ler farkı 1 eksi sıfırdan 1 bölü x'ler farkı o da 0 eksi sıfırdan 0. Demiştim ki size eğer ki payımız ya da paydamız 0 çıkıyorsa arkadaşlar o halde noktalarınızı şöyle bir alt alta yazın. Bunların ya x'leri aynıdır ya da y'leri aynıdır demiştim. Görüyorsunuz burada kimler aynı? x'ler 0. Direkt x eşittir sıfır doğrusu diye bir doğru yoksa koordinat ekseninde x'ler nerede 0? Tam olarak y eksen üzerinde. Bunun bir diğer adı da y eksenidir arkadaşlar. O halde aradığımız yanıt buradan b seçeneğidir. Ve geldik 3. sorumuza. Verilen çemberi üzerindeki bu noktasından çizilen teğetin denklemi nedir diye sormuş. Bir kere bu nokta üzerinde olduğu için denklemi sağlamak zorundadır arkadaşlar. Hemen x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Karesi 4. Y gördüğüm yere 3 yazıyorum. Karesi 9 eşittir a'dan. Demek ki a gördüğüm yere 13 yazabilirim. Daha sonra bunu çarpanlarına ayrılmış şekilde x çarpı x. Bunu da aynı şekilde y çarpı y eşittir a şeklinde yazıyorum. E, a yazı, yerine de arkadaşlar direkt 13 yazalım. Bir daha uğraşmayalım. Sonra üzerindeki noktanın x değerini arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? 2 yazıyorum. Y yerine de arkadaşlar 3 yazıyorum. Daha sonrasından 2 ile x'i çarptık 2x. Sonra 3 ile y'yi çarptık 3y eşittir 13. Aradığımız yanıt buradan C seçeneğidir. Ve geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuza da bu çemberine üzerinde bulunan A sıfırdan büyük olan A'ya 3 noktasından çizilen teğetin denklemi nedir diye sormuş. O halde hemen bu noktayı denklemde yerine yazıyorum. X yerine A yazdım A kare. Y yerine 3 yazdım. Karesi 9 eşittir 12. 9'u karşı yatarsam A kare değerim buradan 3. A değerim buradan artı eksi kök 3. A pozitif olacağına göre A yerine artı kök 3 alacağım. O halde x kare artı y kare eşittir 12 çemberine üzerindeki kök 3'e 3 noktasından t çizeceğiz. Hemen kuralımız neydi? Çarpanlarına ayır. Daha sonrasında arkadaşlar x gördüğüm bir tanesinin yerine kök 3 yaz. Y gördüğünün bir tanesi yerine 3 yaz. O halde kök 3 x artı 3 y eşittir. 12 geldi. Şıklarımızda bu yok. Her tarafı kök e bölmeye çalışalım. Evet kök e bölersek 1 x kalır. Kök e bölersek kök 3, y kalır. Kök e bölersek arkadaşlar ne gelir? 4 kök 3 gelir. Peki bu var mı Şıklarımızda bakalım. Evet hemen seçeneklerimizi kontrol ediyoruz. C seçeneğinde x artı kök 3, y eşittir 4 kök 3. Yani aradığımız yanıt C seçeneğidir. 5. sorumuzdayız. Verilenlere göre teğetin denklemi nedir diye sormuş arkadaşlar. Teğetimizin geçtiği bir noktayı biliyoruz. Bir tek ihtiyacımız olan teğetin eğimi olacak. Öncelikli olarak hemen buradan şu doğrunun eğimini bulalım arkadaşlar. O halde MA doğrusunun eğimi ne olacak? MA diyelim eşittir. Y'ler farkı eksi 1'den 2'ye çıkartırsak eksi 3 gelir. X'ler farkı 2'den de 1'i çıkartırsak 1 gelir. O halde buna dik olan yani teğetimizin eğimi ne olacak? bunu ters çevirip işaret değiştireceğiz. Yani artı 1 bölü 3 gelecek. Daha sonrasında arkadaşlar ne diyeceğiz? Noktamız belli, eğimimiz belli, denklem bulacağız. Yani y eksi noktamızın y değerini arkadaşlar çıkartıp eşittir diyorduk arkadaşlar. Eğim çarpı o da x eksi noktamızın x değerini çıkartacağız. Yani şu y eksi noktamızın y değerini çıkarttık. Eşittir arkadaşlar. Eğim çarpı teğetin denklemini bulacağımız için teğetin eğimini yazdık. Ondan sonra x eksi noktamızın x değeri şeklinde arkadaşlar yazdık. Dolayısıyla buradan hemen ne geldi? Şurası artı geldi. Bunu karşıya attık buradan. 3y artı 3 geldi buradan. Eşittir x eksi 2. Sonra bunu karşı tarafa bunu da bu tarafa atarsak ne gelecek buradan? x eksi 3y olacak. Hemen yazalım. Daha sonra eksi 2 bu tarafa gelse artı 2 diye. Yani eşittir. 5 şeklinde bulmuş oluruz. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan a seçeneğidir. Ve geldik altıncı sorumuza. Bu soruda verilenlere göre normalin denklemi nedir diye sormuş. Zaten şu iki nokta direkt e, normalin denklemini verdiği için arkadaşlar hemen buradan normalin eğimini bulabiliriz. Normalimizin eğimi yler farkı 0 eksi eksi 2'den arkadaşlar artı 2. Xler farkı 1 eksi 2'den eksi 1. Peki normalimizin eğimi eksi 2 olduğuna göre, ister bunu alın ister bunu. Noktamız kolay diye t 1'e e 0 noktasını alabiliriz. Noktamız ve eğimimiz belli arkadaşlar. Hemen buradan denklemimizi bulabiliriz. Nasıl buluyorduk? Y eksi noktamızın y değeri eşittir. Eğim çarpı x eksi noktamızın x değeri. Hemen bakalım bu değerler neler? Noktamızın x değeri 1 yazdık buraya. Y değeri de 0. Onu da arkadaşlar buraya yazdık. Eğimimiz de eksi 2 idi. Y eşittir yazdık. Eksi 2'yi dağıttık. Eksi 2x. 2'ye de eksi 1'i çarptık. Artı 2 oldu. Eksi 2 x de karşı yatarsak 2 x artı y eşittir. 2 şeklinde arkadaşlar bulmuş oluruz. Yani doğru yanıt buradan B seçeneğidir. Ve geldik 7. sorumuza. Bu çembere üzerinde bulunan ve a sıfırdan küçük olan bu noktasından çizilen teğetin demiş x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diye sormuş. Dolayısıyla arkadaşlar bunu bulurken şöyle bir yöntem kullanmak istiyorum. Evet öncelikli olarak e, a'ya 3 noktasını yerine bir yazalım. X yerine a yazarsam buradan ne geldi? A'nın karesi geldi. Y ye yerine 3 üç yazarsam 3'ün karesinden 9 geldi. Eksi evet 4 kere 3'ten 12 geldi. Eşittir 0. Şurası eksi 3 yaptı. Karşı yatarsak da artı 3 geldi. A buradan artı eksi kök 3 geldi ama A negatif olduğu için kullanacağımız A değeri buradan eksi kök 3. Peki Şimdi teğetin denklemini bulurken pratik bir yöntem öğretmiştim size. Bakalım hatırlıyor muyuz? Öncelikle şunu çember denklemine çevirelim. Yani x kare artı şurası neye benziyordu? y eksi 2'nin karesine benziyordu arkadaşlar. Daha sonra burada bunun açılımı y kare eksi 4 diye bir de artı 4 var ya fazla. O yüzden buraya eksi 4 diyeceğim. Daha sonra sıfır eşleyeceğim ki sonuç değişmesin. Sonra eksi 4'ü karşıya atıp şunları da çarpanlarına ayrılmış şekilde yazacağım. Yani x kareyi x çarpı x diye Artı y eksi 2'nin karesinde y eksi 2 çarpı y eksi 2 diye arkadaşlar yazacağım. Eşittir. Karşı tarafta 4'ü yazdım. Peki şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ee, noktamı yazıyordum. A gördüğüm yere şöyle yazalım. Eksi kök 3'e e, y dediğim değerde 3. Denklem bunları yerine bir yazalım arkadaşlar. Evet x gördüğüm yere eksi kök 3 yazıyorum. Ve y gördüğüm yere de artı 3 yazıyorum arkadaşlar. Evet kalem denemesi yapıyorum ama... Bakacağız en güzeli hangisi, hangileri devam etmem lazım diye ama bu kalemleri pek de beğenmedim. Bakalım farklı bir tane daha almıştım o nasıl olacak. Bunda bunu çarparsak buradan eksi kök 3 x geldi. 3'ten bir. 2 çıktı 1. 1 ile y eksi 2'yi çarparsak y eksi 2 yapar eşittir 4. Bizden x eksenini kestiği noktanın absin istemiş. x eksenini kestiysek y arkadaşlar 0 oluyor. Buna 0 verin. Eksi 2'yi karşıya atarsak eksi kök 3 x eşittir 6. Her iki tarafta eksi kökçe arkadaşlar böleceğiz. Daha sonrasından köküçler de buradan gittiler arkadaşlar. Evet şöyle bildiğimiz bir kalemle yazalım. Sonuç bir kere buradan eksi olacak. Bunu öncelikli olarak biliyorum. 6'yı da kökçe bölersem 2 kökçe olduğu için aradığımız yanıt eksi 2 kökçe olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. 8. soruda. Evet bu çemberine üzerindeki bu noktadan çizilen normalin y eksenini kestiği noktanın ordinatını sormuş. Evet normali bulurken arkadaşlar aslında pratik olarak çemberinizin merkez koordinatını bulun. O da 0 eşitliyoruz eksi 1 0 eşitliyoruz 0. Ayrıca geçtiği bir noktada 2'ye 1 noktası. Ardından devam edecek olursak arkadaşlar y eksenini kestiği noktaya da dilerseniz x değerine 0 y değerini y diyelim. Sonuçta bu 3'ün olmak zorunda aynı doğrultuda olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar eğimden gidelim. En pratik yöntemden bulmuş olalım. Şu ikisini alalım. Y'ler farkı evet, 1'den 0 çıkartıyorum. 1 x'ler farkı 2'den eksi 1'i çıkartıyorum. 3. Sonra şu tarafa geliyorum. Şu ikisini alacağım bu sefer de. Y'den 1'i çıkartıyorum. Y eksi 1. 0'dan 2'yi çıkartıyorum. Eksi 2. İçler dışlar çarpım yapıyorum. Buradan eksi 2 eşittir. 3 ile çarparsam 3y. 3 ile çarparsam eksi 3. Karşıya attım buradan 1 eşittir 3y'den aradığım y yanıtı buradan 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Bakalım 9. sorumuza yeni bir kalem denemesi daha yapalım. Bu çemberine üzerindeki bu noktadan çizilen teğetin denklemi nedir diye sormuş. Öncelikli olarak üzerinde olduğu için bu noktanın bunu sağlaması lazım arkadaşlar. Bir yazalım bakalım. Eksi 2 yazdım. Eksi 2, eksi 2 daha ne yaptı arkadaşlar? Eksi 4 yaptı. Karesini aldık. 16 geldi. Artı. Y yerine A yazdık. Buradan ne geldi? A artı 1'in karesi. Eşittir. Karşı tarafta 16 var. 16'lar gidecek olursa burası sıfıra eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla bir karenin 0 olması için içinin 0 olması lazım. A buradan eksi 1'e eşit. Demek ki noktamız eksi 2'ye eksi 1. Peki şimdi ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu denklemi şöyle çarpanlarına ayıracağız. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 2 artı y artı 1 çarpı y artı 1 eşittir. Karşı taraftaki 16'yı aynen yazdım. Ondan sonra arkadaşlar diyeceğim ki buradan e, x gördüğüm yere noktamın x değeri yani evet. Eksi 2'yi yazacağım. Y gördüğüm yere de eksi 1 yazacağım. Dolayısıyla eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 oldu. Eksi 4 çarpı x eksi 2 oldu. Burası zaten direkt eksi 1 artı 1'den 0 olunca komple gitti. Eşittir karşıda 16 var. Devam edelim. Eksi 4'ü dağıttık buradan. Eksi 4 x. Eksi 4'ü dağıttık. Artı 8 eşittir 16'dan. Yer değiştirirsek burada eksi 8 kalır. 8 ile 16 çıkarsa eksi 4x karşı artı 4x gider. diye gider. Dolayısıyla buradan sonuç x eşittir. Eksi 2 olarak bulunmuş olur. Ve arkadaşlar geldik 10. sorumuza. Burada da bu çemberin üzerindeki bu noktasından çizilen normali 5'e 1 noktasından geçiyorsa demişiz. Evet. Bu çemberin üzerindeki bu noktadan çizilen normali 5'e 1 noktasından geçiyorsa yani mantık şu. Bu çemberimizin merkez koordinatı 0 eşitliyorum m 0 eşitliyorum eksi 1. Normal olduğuna göre arkadaşlar 4'e 0'dan da geçecek. Ayrıca bu noktadan da geçtiğine göre yine bu 3 noktanın doğrusal olması lazım. Peki hemen buradan yapalım yine eğimden gidelim. Şu ikisini alalım. Y'ler farkı 0 eksi eksi 1'den artı 1. X'ler farkı 4 eksi m. Bir insan neden kahverengi kalem yapar? Bunu anlamış değilim. Evet y'ler farkı 1 eksi 0'dan 1 bölü x'ler farkı 5 eksi 4'ten de 1 gelecek. Dolayısıyla bunlar 1 olduğuna göre bu da 1, bu da 1 olacak. Yani 4 eksi m eşittir 1 ise aradığımız m yanıtı buradan 3 olarak bulunmuş olur. 8. türümüzdeyiz. Geometrik yer. Örnek bize verilen çemberin uzunluğu 4 olan kirişlerinin orta noktalarının geometrik yeri nedir diye sormuş. Öncelikli olarak bir tane arkadaşlar çember çiziyorsunuz. Bu çemberin 4 birim uzunluğunda bir kirişini çiziyorsunuz. Orta noktalarının geometrik yerini soruyorsa Geometrik yeri sorulan noktaya x virgül y diyorsunuz. Olayımız bu. Sonra size verilen çemberin merkezini buluyorsunuz. İçini sıfır eşledik. Eksi bir. İçini sıfır eşledik. iki. Ayrıca burada arkadaşlar r kareniz 20 ise yarı çapınız ne olacak? Kök 20 ya da 2 kök 5 olarak bulunur. Bunu bu şekilde çizelim. Daha sonra şu iki noktayı arkadaşlar birleştireceğiz. Ve burası ne olacak? Dik olacak. Kaldı ki bizim bu çizmiş olduğumuz kirişin uzunluğu 4 diye verilmişti. O halde buralar 2 birim olacak. Pisagor bağıntısı yapacak olursak 20 karesi bunun karesi 4. Dolayısıyla arkadaşlar 20'den 4 çıkarsak 16. O halde buraya kaç kaldı? 4 birim kaldı. Yani şu anda yapılacak tek yorum şu noktamla alakalı 2 nokta arasındaki uzaklığın 4 birim olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 4 eşittir kare kök içerisinde x eksi eksi 1 diyeceğiz. Yani x artı 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi diyeceğiz. Ve son olarak da her iki tarafın karesini alacağız. Yani 4'ün karesi 16 eşittir. E, kare köklü bir ifadenin karesini aldığınız zaman arkadaşlar kare karekök götürür. Dolayısıyla x artı 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi şeklinde arkadaşlar bulmuş oluruz. Ve geldik birinci sorumuza. A noktasına uzaklığı 3 olan noktalar kümesinin denklemi nedir? Şablon şu. A noktanız arkadaşlar burada 2 eksi 1. Buna 3 birim uzaklıkta olan noktaya x virgülüye derseniz genellemiş olursunuz. Dolayısıyla hemen yapacağımız olay 2 nokta arasındaki uzaklık 3 birim. Yani 3 eşittir diyoruz. Evet kalemler daha yeni olduğu için yazmakta da güçlük çekiyorlar. Bakalım nasıl devam edecek. Karekök içerisinde x eksi 2'nin karesi diyoruz. Daha sonra arkadaşlar artı y eksi eksi 1 diyoruz. Şu şekilde karesini alıyoruz. Burası artı oluyor zaten. Peki sonra da her iki tarafın yine karesini alıyoruz arkadaşlar. 3'ün karesinden 9 geldi eşittir. Kare köklü ifadenin karesini alsak kare kurtarır. X eksi 2'nin karesi artı y artı 1'in karesi. Bakın yine çember denklemi belirtti. X eksi 2'nin ile başlayacak. Dolayısıyla bunlar değil. Sonra y artı 1'in karesi olacak ve sonuç 9 olacak. Yani doğru yanıt buradan A seçeneğidir. Ve geldik ikinci sorumuza. Bu çemberinin uzunluğu 4 olan kirişlerin orta noktalarının geometrik yeri. Aynı soru arkadaşlar. Yine çiziyoruz. Hemen şablonumuz şu. 4 birim uzunluğunda kiriş çiziyorsunuz. Ve orta noktasına x virgül y diyorsunuz. Yapacağınız şey bu. Daha sonradan çemberinizin merkezi x kare artı y kare eşittir. 16 ifadesine 0 eşitlersek merkez değerinin x değeri 0. 0 eşitlersek y yes de 0. R karemiz 16 ise yarı çapımız buradan 4 olarak bulunur. Daha sonra şurayı birleştiriyoruz. İkiz kenar üçgen tabanı keş parçaya bölmüş. Kesinlikle dik olacak. Yakıyor özelliği. Pisagor yaparsak 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4 çıkartırsak 12. O halde bu uzunluğa kaç kalacak? 2 kök 3. Daha sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? 2 nokta arasındaki uzaklık yapıp 2 kök eşitliyoruz. Hemen şöyle gösterelim. 2 kök 3 eşittir. Kare kök içerisinde x ile 0 arasındaki uzaklık x karesi x kare. y ile 0 arasındaki uzaklık y karesi y kare. Sonra her iki tarafın karesini alıyoruz. Şöyle karesini aldık. Karesini aldık. 2 kök 3'ün karesi 12'dir. kare kökün karesini alırsak kare kök gider. Yani x kare artı y kare eşittir. 12 bulunmuş olur. Ve geldik 3. sorumuza. Bu sorumuzda bu çemberinin uzunluğu 6 olan kirişlerin orta noktaların geometrik yeri. Aynı soru bir daha karşımıza geliyor. Çiziyoruz. Bu sefer 6 birim uzunluğu kiriş çiziyoruz. Orta noktasını alırsak burayı 3'e 3 diye bölecek. Orta noktaya x virgül ediyoruz. Çemberimizin merkezi 0 eşlediğimizde 0'a 0. Sıfır. Bu arada üniversite sınavlarında bu sorudan 2 kere sorulmuş bilginiz olsun. Evet daha sonra arkadaşlar bu bizim R karemiz. R karesi 12 ise yani yarı çapımız kök 12 ya da 2 kök 3 olacak arkadaşlar çiziyoruz. İkiz kenar üçgen tabanı keş parçaya bölmüş birleştirirsek dik oluyor. Pisagor yapıyoruz burada. İlk kök 3'ün karesi ne olacak arkadaşlar 12. 3'ün karesi 9 olduğuna göre ne olacak? 12'den 9 çıktı 3. O halde burası kök 3 olacak arkadaşlar. Bu sefer iki nokta arasındaki uzaklığı kökçe eşitleyeceğim. Eşittir. X ile 0 arasındaki uzaklık x karesi, x kare, y ile 0 arasındaki uzaklık y karesi, y kare diyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar her iki tarafın karesini alacağız. Kare karekök götürecek 3, kare karekök götürecek, yani x kare artı y kare eşittir 3 aradığımız sonuç olacak. Ve geldik dördüncü sorumuza. E, demişiz ki bu soruda da bir tane çember varmış, çizelim. Sonra bu çemberin 8 birim uzunluğunda bir kirişi varmış, onu da çizelim. Bu çemberi e, kirişlerin çemberi kestiği noktalar A ve B, B olsun. Onu da yapalım. C noktası varmış A, üzerinde. Ve K'ya 3K diye yazacağımız için bu C noktası arkadaşlar B'ye daha yakın. Şurada arkadaşlar. Ve burayı K'ya 3K diye yazıyoruz. Ayrıca kirişimizin uzunluğu komple arkadaşlar 8 birim olduğuna göre 4K eşittir 8'den burayı 6'ya 2 diye bölecek. E tamam bölelim. Daha sonra sıfır eşlediğimizde çemberimizin merkez koordinatının sıfıra sıfır olduğunu ve r karemiz 36 olduğu için yarı çapımızın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonradan şurayı birleştirdiğimiz takdirde arkadaşlar şu uzunluğu bulmamız lazım. Çünkü bizden c noktalarının geometrik yerini istiyor. c noktasına x virgül y diyeceğiz arkadaşlar. Şu aradaki uzunluğa isterseniz n diyelim ve stewart bounce yapalım buradan. Ya da isterseniz hiç stiff hocam bulaşmaya gerek yok. Bu zaten ikiz kenar üçgen. Tepesinden şöyle bir dikme indiririm. 8'di bu. 2 eşit parçaya bölerse 4'e 4 olacak. Sonuçta işte benim C noktası dediğim nerede? Şöyle çizdiğimde köşeden 2 birim uzaklıkta olacak. Yani C noktası buradaysa arkadaşlar. Tamamının 4 olması için buraya da 2 kalır. Yani ben şu uzunluğu arıyorum. Şu uzunluk. Şu uzunluk arkadaşlar. Peki burada bir Pisagor bağımsı yapacak olursam. 36'dan 16 çıkarsa 20 kalır. O halde şurası kök 20 olur. Sonra arkadaşlar yine buradan bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Şuradaki minik yerde. Dolayısıyla buradan ne gelecek? Kök 20'nin karesi 20. 4 de buradan gelecek. Kök 24. Demek ki bu sefer arkadaşlar iki nokta uzaklığımız şurası. Kök 24 gelecek. O halde aradaki uzaklık yani kök 24 eşittir diyeceğiz. Kare kök içerisinde x ile 0 arasındaki uzaklık x karesi x kare. Y ile 0 arasındaki uzaklık y karesi y kare. Her iki tarafın karesini alacağız. Daha sonra arkadaşlar buradaki kareköklerden kurtulacağız. 24 eşittir x kare artı y kare. Yani aradığımız yanıt buradan D seçeneğidir. Beşinci sorumuzdayız. AB 24 olmak üzere diyor. C noktalarının geometrik yeri nedir diye sormuş. Madem ki 24 ise iki eşit parçaya bölmüşüz. 12, 12 diye yazdık. Ayrıca yarıçap uzunluğumuz 13 olduğuna göre arkadaşlar hemen çizersek burada bir ikizkenar üçgen oluşuyor. Burada mc'yi birleştirirsek ikiz kenar üçgen tepeden gelmiş tabanı kesit parçaya bölmüş kesinlikle dik olmak zorunda. Dolayısıyla arkadaşlar burada tanıdığımız bir üçgen. Bu da nedir? 5, 12, 13 üçgeni. O halde arkadaşlar 2 nokta arasındaki uzaklık 5 birim diyeceğiz. Yani 5 eşittir. 2 nokta arasındaki uzaklık şöyle karekök içerisinde x ile 1 arasındaki uzaklık mutlak şu şekilde parantez içerisinde x eksi 1 karesini alıyoruz. y ile 0 arasındaki uzaklık y birim karesini alıyoruz. Daha sonra her iki ifadenin karesini aldığımız takdirde 5'in karesinden 25 eşittir. Şu ifadenin karesini alırsak kare kökten kurtulacak. x eksi 1'in karesi artı y kare şeklinde arkadaşlar söyleyebiliriz. x eksi 1'in karesi ile başlayacak. Sonra artı y kare gelecek. Ve arkadaşlar bu da gitti. Ee, sağ tarafta 25 olacak. Yani doğru yanıt buradan d seçeneğidir. Ve geldik 6. sorumuza. C, C noktalarının geometrik yeri nedir diye sormuşum. Öncelikli olarak yarı çapımız 17 ise hemen çiziyorum. Burası da arkadaşlar 17'dir. Sonra e, şuradaki mc'yi birleştiriyorum. Bu uzunluğu bulmam lazım. Öncelikli olarak ikizkenar üçgen tepe noktasından tabanına bir dikme çekelim arkadaşlar. 30'un yarısı burası kaçtır? 15. Evet 15 olması için buraya kaç kaldı? 6. Daha sonra hemen şuradaki dik üçgende pisagor bağıntısı yapılabilir. Burada bir 8, 15, 17 üçgeni var. Ayrıca burada da 6, 8, 10 üçgeni var. Yani mc noktalar arasındaki uzaklığımız 10 birim. O halde 10 eşittir. Kare kök içerisinde evet. 2 noktalar arasındaki uzaklık yapıyorum. x eksi 0'ın karesinden x kare. y eksi 1'in karesinde aynen yazıyorum. Daha sonra her iki tarafın karesini alacağım arkadaşlar. Onun karesinden 100 gelecek. Eşittir. Kare karekök kök götürecek. x kare artı y eksi 1'in karesi şeklinde yazacağım. x kare ile başlayacağız arkadaşlar. Sonra y eksi 1'in karesi. Evet bunlar da yok. Şurada var ve burada yok. Demek ki doğru yanıt arkadaşlar D seçeneğidir. Ve geldik 7. sorumuza. Burada da bize O merkezi çemberin merkezinin geometrik yeri nedir diye sormuş. Öncelikli olarak ne yaparım? İki noktayı doğrusal birleştiririm. Merkezler teğet oldukları noktadan doğrusal birleşir. Bunun yarı çapı 2. Bunun da yarı çapı 3. İki nokta arasındaki uzaklığı 5 birime eşitleyeceğim. 5 eşittir. Kare kök içerisinde x ile 2 arasındaki uzaklık x eksi 2 karesini alıyorum. Y ile 3 arasındaki uzaklık y eksi 3 karesini alıyorum. Daha sonra kare kurtulmak için her iki tarafın karesini aldım. 5'in karesi 25 eşittir. X eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi geldi. X eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi olmayanlar arkadaşlar direkt eleyelim buradan. Sağ tarafta 25 olacak yani şu değil doğru yanıt buradan A seçeneğidir. Ve geldik 8. örneğimize. Burada da bize AB uzunluğu yani şurası 2 kök 2 olarak verilmiş. Yani e, merkezden gelip dikindiği için iki eşit parçaya bölecek. Kök 2'ye kök 2. Sonra şurayı birleştirecek olursak burada hemen bir Pisagor bağımsı yapılabilir. Bu için sarıyla boyamak baya hoşuma gitti. Bunu çok sık yapacağım artık. O halde e, Pisagor Bansı'dan 3'ün karesi 9. Kök 2'nin karesi 2 toplarsak 11. O halde yarı çapımız kök 11 geldi arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzaklık şöyle e, karekök kök içerisinde x ile 2 arasındaki uzaklık x eksi 2 birim karesini alıyoruz. y ile eksi 3 arasındaki uzaklık y eksi eksi 3'ün karesini alıyoruz. Eşittir diyoruz. Aradaki uzaklık kök 11. Burası artı oluyor. Ve her iki tarafın karesini aldığımız takdirde kare köklerden kurtulmuş oluyoruz. Yani ne kalacak elimizde? x eksi 2'nin karesi artı Y artı 3'ün karesi eşittir 11. Bir kere şurası 11 olmayanları direkt eleyelim. X eksi 2'nin karesi olmayanları direkt eleyelim. Dolayısıyla doğru yanıt buradan B seçeneğidir. Ve geldik 9. sorumuza. Ee, bu iki çemberin merkezlerine eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerini sormuşuz. Yani arkadaşlar birincinin merkezini hemen bulalım. 0 eşit diyoruz 2. 0 eşit diyoruz eksi 1. Bu bir merkez olsun arkadaşlar. Şöyle. Bunun merkezini bulalım. Buradan ne gelecek? 0 eşit diyorum eksi 1. Bununkini sıfıra eşitliyorum. Eksi 3 gelecek arkadaşlar. Şimdi bizden istediği şey bu iki noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri. Atıyorum burada bir nokta seçtiniz. Şu iki nokta arkadaşlar ne olacak birbirine? Eşit. Neyi arıyorsanız o noktaya ne yapıyorduk arkadaşlar? X virgül Y diyorduk. Daha sonra iki nokta arasındaki uzaklığı iki nokta arasındaki uzaklığa eşitlemek zorundayız. Dolayısıyla hemen şöyle yazıyorum. Karekök içerisinde X eksi 2'nin karesi diyorum. Sonra artı. Şu ikisini alıyorum. Y eksi eksi 1'in karesi diyorum. Sonra artı yapıyorum şunları da eşittir. Şu iki noktayı alacağım. Kare içerisinde evet x eksi eksi 1 diyorum. Karesini aldım. Artı şu ikisine baktım buradan da. Y eksi eksi 3 yaptım. Karesini aldım. Kare kurtulmak için her iki tarafını arkadaşlar ne yaptık? karekökleri attık arkadaşlar. Ya da her iki tarafın karesini aldık diye de söyleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım işlemlerimizi yapmaya. Birincinin karesi. Eksi birincil ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı birincinin karesi artı, artı ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Ya zor bir şey değil de burada işlem hatası yapmamaya dikkat edin. Birincinin karesi artı birinci ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Birincinin karesi artı ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi yaparsak. Kimler gidiyor burada? Karşılık olarak x kareler gitti. Karşılık olarak y kareler gitti. Buradaki birle ile buradaki bir gitti. Bu kadar yeterli. Şöyle eşittir dursun burada. Eksi 4x sağ tarafa gelsin. Bunu kullandık. 2x e topladığımızda 6x olacak. 2y de sağ tarafa gelsin. Bu tarafa eksi diye gelecek. 6y eksi 2y'den artı 4y geldi. Daha sonra 4 de bu tarafa gelsin. 4 buraya gelirse 9 eksi 4'ten 5 gelecek. Burada da 0 kaldı. Dolayısıyla aradığımız yanıt 6x artı 4y artı 5 eşittir. 0 doğrusu olacak ve geldik 10. sorumuza. Burada da arkadaşlar verilen çemberine bu noktasından çizilen teğetin uzunluğu 4 ise A noktalarının geometrik yeri nedir diye sormuşuz. Yani bir tane şöyle düşünün arkadaşlar. Çember var. Bu çemberinizin merkez koordinatı belli. Yani 0 eşit diyoruz 3. 0 eşit diyoruz eksi 4. Bir de A x virgül y noktanız var. Bu noktadan çizdiğiniz teğetin uzunluğu yani şuraya kadar kaç birim olacakmış? 4 birim olacakmış. Sonra siz merkezi T'ye birleştirirseniz dik olduğunu biliyorsunuz. Ve yarı çap uzunluğumuzun buradan 3 olduğunu biliyorsunuz. 2 noktayı birleştirecek olursak burada Pisagor bağımsı yapıldığında 3, 4, 5 üçgeni bulunacağını biliyorsunuz. Dolayısıyla yapacağınız yorum 2 nokta arasındaki uzaklık 5 birim olacak. O halde hemen yapalım arkadaşlar. aradaki uzaklık 5 birim eşittir. karekök içerisinde x eksi 3'ün karesi diyeceğiz. Artı y eksi eksi 4'ün karesi diyeceğiz. Sonra arkadaşlar buradan burası artı oldu. Son olarak da 5'in karesi 25 eşittir. İki tarafın karesini alıyorum ki kare kökten Eşittir. X eksi 3'ün karesi artı. Y artı 4'ün karesi gelecek. Dolayısıyla X eksi 3'ün ile başlıyoruz. Olmayanları edim. Y artı 4'ün karesi devam ediyoruz. Ve son olarak 25 eşit olacak. Yani doğru yanıt buradan C seçeneği. Merhaba sevgili arkadaşlar. Video vara hoş geldiniz. Şimdi çemberin analitiği yeni sorulara bakıyoruz. Merkezi 30'a 0 olup orijinden geçen çemberle demiş arkadaşlar. Dilerseniz hemen şöyle bir tarafa çizelim. Merkezi 30'a 0 olsun. Şurada 30 birim arkadaşlar. Ve orijinden geçen çember demiş. Dolayısıyla çemberimiz buna benzer bir şey olacak. Evet şöyle biraz daha getirelim. Daha sonra diyor ki merkezi 0'a 40 olan çember birbirine T noktasında dıştan teğetmiş. Şöyle çizelim. Evet merkezi 0'a 40 olan dediğine göre arkadaşlar onu da merkezi burada olacak ve şöyle düşünelim. Merkezler teğet oldukları noktadan doğrusal birleşeceği için bizim diğer teğet olan çemberimizde böyle bir şey olacak ve bunlar da neymiş? T noktasında birbirlerine teğettir. Peki bu çemberinimiz arkadaşlar nesini biliyoruz? Biz merkezinin 0'a 40 olduğunu biliyoruz ama yarı çapını buradan bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. O da şu: Bu çemberin yarı çapın 30 olduğu belli. Bunda yarı çapın 30 olduğu belli. Ve arkadaşlar burada bir dik üçgen olduğu da belli. Bakınız şuraya. Bu üçgen 3, 4, 5 üçgenin 10 katlısı. 30, 40 ve 50. Dolayısıyla arkadaşlar burasının 50 olması için şurası 30 birimse buraya ne kaldı? 20 birim kalmış oldu. Şimdi bizden T noktasının koordinatları toplamının kaç olduğunu istemiş. Dilerseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Buradaki 30'a 0 olan nokta A noktası 30'a 0. Burası bizim e, neresi arkadaşlar? B noktamız. Bu da 0'a 40. Bakınız burada 20'ye 30 yani 2 birime 3 birlik bir oran var. Şöyle düzgün bir zemine çizeyim. Bakınız B noktası arkadaşlar 0'a 40. Burada 20 geliyorsunuz. Burası 20 birim ve burası 30 birim. Şu ortası T noktası ve A noktası arkadaşlar burada. Tekrar söylüyorum. E şöyle 30'a 0 noktası. Burada dilerseniz 20'ye 30 ya buraya 2K'ya 3K ya yazabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Hemen değişim miktarına bakalım. X'lerdeki değişim 0'dan 30'a kadar toplamda gelen K miktarı 5K. 5K'da 0'dan 30'a kadar 30 artmış. Dolayısıyla K'da 6 artacak. Bana 2K'lık mesafe lazım. 2K'da da arkadaşlar 12 artacak. Sıfırdım, 12 arttım, 12 oldum. Şimdi hemen Y değerlerine bakalım. Y değerlerinde toplamda gene arkadaşlar ne olmuş? Buradan buraya kadar 5K'lık mesafe gitmiş. Peki Y değerlerinde 40'tan 0'a kadar ne olmuş? Bir 40'lık azalma var. Yani K'da 8'lik bir azalma var. Bana 2K'lık mesafe lazım. 40'tan şöyle şöyle e, K'da 8 azalıyorsa 2 K'da 16 azalacak. Dolayısıyla 40'tım arkadaşlar. 16 azalırsam kaç kaldı? 24. Bakınız T noktasının koordinatını bulduk. Bizden T noktasının koordinatları toplamını istemişti. Yani 12 ile 24'ü toplamamızı istemişti. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 36 olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzdayız. Düzlemde 3x artı 4y eksi 96 eşittir 0 doğrusu demiş. Öncelikli olarak arkadaşlar bunu bir çizmeye çalışalım. Evet. X'e 0 veriyorum. Dolayısıyla ne yapıyor? Y'yi 24'te kesiyor. Sonra Y'ye 0 veriyorum arkadaşlar. Bunu karşılatıyorum. X'i ne yapıyor? 32'de kesiyor. Evet. Öncelikli olarak şu doğrumuzu bir çizelim. Doğru şu. Daha sonra demiş ki bu doğru bir çemberi iki eş parçaya bölmektedir. Ayrıca bu doğru x eksenini kestiği noktada çemberi de kesmektedir. Yani şu noktada arkadaşlar çemberimizde kesiyormuş. Bu çember eksenlerle dört farklı nokta kesişmektedir. Şimdi arkadaşlar demek ki bu iki eşit parçaya bölüyorsa çap kesinlikle bunun üzerine olacak. Ve eksenleri dört eşit parçaya bölüyorsa düşünelim arkadaşlar. Şöyle burası mesela çapımız olsun. Diğer taraftan da burası diğer çapımız olsun arkadaşlar. Yani şöyle yarım çember yarım çember olarak çizmiş olduk. Biraz daha güzelleştirelim. Daha sonra diyor ki e, x ekseninin Çemberde ayırdığı kirişin uzunluğu 40. E buraya kadar 32 birimdi arkadaşlar. 40 olmasın buraya kaç kaldı? 8. Ayrıca burası çap olacağına göre arkadaşlar şöyle yapalım. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bunu da biliyoruz. Burasının 32 olduğunu biliyoruz. Ayrıca 24'e 32 uzunluğu arkadaşlar 3, 4, 5 üçgen olduğunu biliyoruz. 24'ü gören açı 37. Dolayısıyla buraya 53, 90, 37 Buraya 53 kaldı. Yani biz buradaki büyük fotoğrafa baktığımızda ne söyleyebiliriz? 53'ün gördüğü yer normalde 4'ün katı olması gereken yer kaç eşit burada 40'a. O halde kat buradan kaç eşit 10'a. 90'ın gördüğü yer 5 kattı arkadaşlar o da kaç eşittir 50'ye. Demek ki komple çapımız 50 ise yarı çapımız burada 25. Peki soru ne? Diyor ki bu çemberin sınırladığı bölgenin alanı yani bu dairenin alanından bahsediyor. Yarı çapımız 25 olduğuna göre pi çarpı r kare formülünden aramış olduğumuz yanıt 625 pi olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt E seçeneğidir. Harika bir soruyla karşı karşıyayız. Lütfen dikkat kestirelim arkadaşlar. Düzlemde merkezleri A ve B olan iki çember birbirine T etmiş. A ve B noktaları farklı bölgelerde olup aşağıdakiler biliniyormuş. A merkezi çember X ve Y eksenleri teğet. B merkezi çember e, çemberin eksenleri kestiği 4 noktadan en yakın olan ikisi arasındaki uzaklık. Kök gibi birimdir ve şurası benim için acil olarak çok önemli. A ve B noktaları Y eşittir, eksi X doğrusu üzerindedir. Dilerseniz öncelikli olarak oradan bir başlayalım. Şöyle koordinat sistemi çizelim ve Y eşittir, eksi X doğrusu arkadaşlar çizelim. Bu Y eşittir, eksi X doğrusu olsun. 45-45 bölüyor. bölüyor. E, demek ki arkadaşlar benim çemberlerimden bir tanesi yani A merkezi çemberim X ve Y eksenlerini teğet. Ya şu şekilde olacak ya da şu şekilde olacak. Çok da fark etmiyor arkadaşlar. Hangisini alırsanız alın aynı sonucu bulacağız. Burada olduğunu varsayalım. X ve Y ekseni teğet olsun. Sonra diyor ki arkadaşlar neymiş bu iki çember birbirine evet teğetti. Şimdi eğer burası A noktasıysa bir kere B noktası da olmak zorunda farklı bir bölgede olacaktı. Bakın A ve B noktaları farklı bölgelerde. Dolayısıyla bu doğrunun üzerine olacağına göre bu bölgede olmadığına göre demek ki B noktası arkadaşlar buralarda bir yerlerde. Peki bu. Şimdi bu iki çember birbirine arkadaşlar teğet olacaksa hemen teğet olduklarını gösterelim. Şu şekilde. Daha sonra bize demiş ki şurada görüyorsunuz B merkezi çemberin yani bu çemberin e eksenleri kestiği 4 noktadan. Bakın 1, 2, 3 ve 4 noktadan en yakın olan ikisi arasındaki uzaklık kökü birimmiş. Yani şurası arkadaşlar kökki birim. Ayrıca bu e, gördüğünüz gibi arkadaşlar y eşittir x doğrusu olduğuna göre. Bu da x ve y ekseni teğet olduğuna göre. Buralarda 45 derece olduğuna göre şurada ikiz kenar dik üçgen oluşur. Yani şuradaki en kısa mesafe arkadaşlar kök 2 birimse buradaki mesafeler birebir olarak bulunmuş olur. B noktasının x eksenine uzaklığı 3 birimmiş. Yani arkadaşlar burası 3 birim. Peki merkezden kirişe dikmenince iki eşit parçaya bölüyorduk. Burası 4 birimse arkadaşlar. Burası 4 birim olacak. Dolayısıyla Hemen şunu söylüyoruz bu y eşittir eksi x doğrusu olduğuna göre 45 45 diye bölüyordu ya o zaman burası 3 ise burası da 3 hatta birleştirirsek 3 4 5 üçgen arkadaşlar oluşmuş oluyor. Peki bunu söyledikten sonra hemen ne söyleyeceğiz ona bir bakalım. Bunun yarı çapını arkadaşlar şöyle gösterelim. Evet yarı çapına r diyecek olursak otomatikman burası da buradan r olacak ve buradan da yarı çap arkadaşlar r olacak. Peki... Sonra yukarıya doğru şöyle uzatıp birleştirmek istiyorum. Burada bir dikdörtgen yapacağım. Bakınız, şurada bir dikdörtgen var. 90, 90, 90. Burası 3 arkadaşlar, burası da 3. Sonra şurası komple r ise burası da r birim olacak. Zaten gördüğünüz gibi 90, 45, 45 üçgeni. Yani şuradaki büyük fotoğrafa bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Hemen e, şurası komple 3 artı r, burası da 3 artı r ise a ile b arasındaki uzaklık hemen yazıyoruz arkadaşlar. Ne olacak? 3 artı r'nin kök 2 katı olacak. Peki biz bu uzunluğun başka ne olduğunu biliyoruz. Onu da söyleyelim. Şimdi B merkez çemberin yarı çapı arkadaşlar 5 otomatikman şurası da komple kaç olacak? 5. Burası da kaç olacak? R. Aynı AB uzunluğu başka bir yerden de 5 artı R'ye eşit olmuş oldu. Demek ki öncelikli olarak buradan arkadaşlar R'yi bulalım. Ve herhangi bir denklemde yerine yazarak burada ya da burada AB uzunluğunu bulmuş oluruz. Öncelikli olarak buradan hemen ne yapalım? Dağıtalım. 3 kök 2 geldi. Artı R kök 2 geldi. Eşittir 5 artı R. Sonra arkadaşlar 3 kök 2'yi karşıya R'yi buraya alırsak. R kök 2 eksi R eşittir 5 eksi 3 kök 2. Hemen burayı R parantezine aldık. Kök 2 eksi 1 eşittir 5 eksi 3 kök 2. Daha sonra her iki tarafı bilinmeyenin kas sayısına bölüyoruz. Yani kök 2 eksi 1'e. Daha sonra arkadaşlar burada hemen eşlenik alıyoruz. Kök 2 artı 1. Dolayısıyla bunlar gidince yazıyorum. R eşittir. Kök 2 ile 5'i çarpıyorum. <laughs> Ses de iyice gitti. 5 kök 2. Kök 2 ile eksi 3 kök 2'yi çarpıyorum. Eksi 6. Artı 1 ile 5'i çarpıyorum. Artı 5. Artı 1 ile eksi 3 kök 2'yi çarpıyorum. O da eksi 3 kök 2 yapıyor. Bölü paydamızdaki sayı çarptık 2. Eksi 1'den 1 geliyor. O halde R dediğimiz değer buradan toparlayacak olursak. 2 kök 2 eksi 1 olarak bulunur. Şıklarda yok diye düşünmeyin. Çünkü soruda ben R'yi değil AB'yi soruyordum. Yani 5 artı R'yi. Yani bu bulduğumuz R'yi 5 ekleyeceğiz. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan 2 kök 2 artı 4 olarak bulunur. Lütfen bu soruyla ilgili de yorumlarınızı esirgemeyin. Doğru yanıt A seçeneği olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuzdayız. Matematiksel çizim programı olan GeoGebra'yı kullanarak öğrencilerine soru hazırlayan Sibel öğretmen aşağıdaki komutları programa girmiştir ve ardından çemberlerin merkezlerini birleştirerek demiş. İsterseniz şöyle hemen yapalım. Burada O1, O3 demiş ya. O1, O2 ve O3 şeklinde arkadaşlar yazalım. Ve sonra kim kime eşitse onları da belirleyelim. Evet. O1 ile O3 arasındaki mesafe arkadaşlar. O1, O3 mesafesi eşit olacakmış. O2 ile O3 arasındaki mesafe demek ki burada bir eşitlik olacak. Kaldık hemen merkez koordinatlarını O1 için. içini sıfır eşitlersek x değerimiz 2. içini sıfıra eşitlersek arkadaşlar y değerimiz de buradan 3 gelecek. O2 merkez çember için içini sıfıra eşitlersek x değeri eksi 2. içini sıfıra eşitlersek y değeri de buradan 1 gelecek. Son olarak O3 merkez çember için içini sıfıra eşitledik x değeri a geldi. İçini sıfıra eşitledik y değeri de buradan eksi 3 olarak gelmiş oldu. Sonra bizden a'nın kaç olduğunu istemiş. İki nokta arasındaki uzaklığı iki nokta arasındaki uzaklığa eşitleyeceğiz. O halde karekök kök içerisinde Hemen buradan alalım. A ile 2 arasındaki uzaklık A eksi 2 karesini alıyoruz. Eksi 3 ile 3 arasındaki uzaklık 6 birimdir. Karesi 36 eşittir. Sonra şu ikisini alalım. Karekök içerisinde A ile eksi 2 arasındaki uzaklık A eksi eksi 2'den A artı 2 karesini aldık. Sonra artı diyoruz. Eksi 3 ile 1 arasındaki uzaklık sayı doğrusu üzerine 4 birimdir. Karesini alırsak 16 gelecek. Sonra karekökleri kökleri ikisinden de attık. Ve daha sonra başlıyoruz birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi artı 36 var. Eşittir. Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi son olarak da artı 16. Ve burada karşılıklı olarak a kareler gidiyorlar. Eksi 4a karşı tarafa geçiyor. Yani burada ne oluyor? 8a olmuş oluyor. Devamlı 4'ler karşılıklı olarak gidiyor. 16 arkadaşlar bu tarafa geliyor. 36'dan 16 çıkarsa 20. Her iki tarafta arkadaşlar 8'e bölüyoruz. Öncelikle 4'e bölersek 5, 4'e bölersek 2, 5 bölü 2 de 2,5 olarak bulunmuş olur.